Merhabalar efendim Survivor Extra'ya hepiniz hoş geldiniz. Sevgili Murat Özer'e, İhsan Tarkan, Hakan Atipoğlu, Hanzade Durmuş'la birlikteyiz. Derman arardım derdime. <laughs> Derdim bana derman imiş. Bürhan sorardım aslıma. Aslım bana bürhan imiş. Amin. Sağ solu gözler edim. Ben dost yüzün görsem yu. Ben taşrada arar iken. Ol can içinde. Can imiş Bravo, Bravo. Çok teşekkür ederim evet. evet. Niyazi Mısri Hazretleri uzaklıyorum. E, Tabii ki çok fazla okumayı sevmiyorum ama Hayatın kısacık bir Özetini almak istiyorum diyenler Niyazi Mısri beyitlerini Okuyabilirler Onun içinde şifreler gizli Diyoruz efendim Hakan Tipoğlu hoş geldiniz Hoş bulduk efendim nasılsınız iyi misiniz Efendim duelloların Kralı geldi masaya. Duello'ların kralı masasına döndü. <laughs> Eyvallah Murat Ayman. Valla e, öncelikle hepinize teşekkür ederim. Çünkü e, zor bir sezondu. Zor bir sezonu yorumlaması da zor olur. Kolay değildir. E, ben hani oradayken tabii ki hep şunu düşündüm. Panoramada acaba ya da ekstra da ne konuşuyorlar falan. E, ama bu masada ne konuşuyorsa her zaman başımız üstünce tacı var herkesin. <laughs> Ee, o yüzden hani öyle bir burada oturan biri olarak bir ön yargıyla bir şeyle gelmem. Ee, çok da hani seyretmedim ama hep zaten güzel şeyler konuşulmuş. O beni çok mutlu etti ama kötü de konuşulsa siz burada işimizi yapıyorsunuz. Ben de oradayken biliyordum ki ben burada işimi yapıyordum. Ee, ama burada konuşmakla orada yarışmakta bir değilmiş. Onu da tekrardan anladım. Furkan'cığım Hakan Atiboğlu elendi ya. Evet. <laughs> Benim böyle duygularım böyle kabarmıştı ya. Evet. evet. Hatiboğlu gitti, Hatiboğlu gitti. Çok sevdiğim bir adam oradan ayrıldı ve bana ilhamlar gelmişti. Evet. evet. O anı hazır buradayken gözlerinin içine bakarak tekrar Çok etmek istiyorum. Her biri, her 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 biri Hatiboğlu gelmiş, Doğan Alın kralı gelmiş. Sana bakış atarak bitti. Bak. Hakan, Hakan, Survivor için. Aranan kan, renk kattı Survivor'a her zaman. Perişan oldu adada, kalmak için yapmaktan plan. <laughs> Duellolarda savaşmaktan kalmadı onda derman. O gidince en çok sevindi Yaman. Lila, sen çok mutlu ol, geliyor yanına baban Hakan. Hakan! Bravo! Hakan. Evet. abim büyük kavuşma. İşte o muhteşem an. Vallahi... Bütün Türkiye'nin şu anda <laughs> i̇şte diken abi. diken. Can. Bir baba oğul edasıyla kavuştular <gülüyor> ve <gülüyor> sarıldılar <laughs> birbirine. Evet, adam muslar. bizi, adam bizi. Yıprattı yani yıprat derken şöyle adam adrenalin <laughs> patlaması yaptırdı bizde abi. O duelolardaki hareketleri, halleri, sakatlanmaları bir olay, yenmeleri bir olay. Adam karizma. Beni evet, benden abi. aldın kardeşim. Teşekkür ederim abi. Eee bir şey söyleyecektim galiba. Bunun üstüne ha Hakan eleştirdiği şeyleri bir versiyonu ya, ya. <laughs> ya Onu ben baştan söylüyorum. Evet. Zaten. Ben de bu Hakan oraya niye gitti kardeşim? Estağfurullah. Ee, Hayır şöyle bir şey gerçekten. Burada konuşmak zorundayız. Ee, orada sizin izlediğiniz bir şey var, fikirleriniz var. Ben burada kalkıp size hiçbir şey diyemem. Bana da kimse diyemez. Zaten diye ilk sen gittim. İlk sen diyemezsin. Evet aynı şey. Yani. Sen. 8 sene bunu yapmışım. Ama tabii e, burada konuştuklarım orada karşıma çıktı. Yani. Tabii. Ee, ...gittiğim an böyle hop bir duvarla karşılaştım. Nedir duvar? İşte atıyorum Nefise hoparlör olayı. Yasin e, piramit olayı. Ya, dolu gelmişler Poyraz, gibi mi? Onla ilgili yaptığım yorumlar. Hmm. Falan filan derken Furkan... ...onun Survivor'ını yorumladığım zamanlar... ...şu an hala biz Instagram'da engelliyiz açamıyoruz. Şu an o kadar iyiyiz ki. Açmak <laughs> istiyorum açamıyorum engeli. Furkan'ı çok seviyorum mesela. Hepsini çok seviyorum. Poyraz'ı da çok seviyorum. Ama... Bu ön yargılar tabii bir şekilde benim karşımda bir duvar olarak önüme çıktı. Ve ilk defa böyle kendi yönetemediğim bir survivor'la karşılaştım. Ama en son artık iş öyle düellolar sayesinde öyle kucağıma geldi ki tam böyle ekmeğini yiyeceğim yerde elendim. Evet. O da tabii ki kötü oldu ama anlatırım. Biraz omuzla ilgili çok problemim var. sakatlık beni çok zorladı. Ama siz sorun ben cevaplayayım. Furkan'cığım buyurun. Şimdi tabii ki Murat abinin bir duygu seli var seninle alakalı şu anda. Yine Murat abinin söylemek istediği ve eklemek istediği bir şeyler varsa onları bitirsin. Ondan sonra biz normal muhabbetimize Buyur geçelim. Buyur Murat abi. Var mı duyguların? Senin için kelimeler kifayetsiz kalıyor. Ne <laughs> <Es> <laughs> söyleyeyim ben? Gerçekten. Aa, tamam. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Hakikaten bak bir tavazılık yapma. Bir kere kardeşim çok karizmatik bir adamsın. O bir gerçek. Estağfurullah. Her gittiğin yere renk katıyorsun O da gerçek. Onun için... Survivor'da sen elensen de, elenmesen de sen oranın her zaman olacak bir adamısın. Yani 100 sene daha Survivor olsa senin orada bir yerin olur. Sağ Çünkü olsun. sen oraya layık bir adamsın, evet. ve oranın hakkını veren bir adamsın. Şu omzun olmasaydı var ya burada şu anda olmazdın. Bak şu omzundaki sakatlığın evet. olmasa şimdi biz seni hala orada izliyorduk. Benim omzumdaki sakatlık olmasa evet. ben bu sene son 8'e kadar rahat rahat giderdim. Giderdin. Çok rahat. Giderim. Peki sana şunu bir tek şunu soracağım. Furkan müsaade edersen ilk ben girebilir mi bir şey Peki buyurun evet. efendim, buyurun. İlk sorum şu kardeşim sana. Gittin ya oraya ilk. Evet. Hakan Atiba olarak gittin. Evet, evet. Herkesin orada bir şahsiyeti, bir kişiliği, bir karizması var. Daha önceden şampiyon olanlar var. Daha önce şampiyonluk yolunda gidenler var. Herkes önemli yarışmacı. Mavi takıma seçildin. İlk sen mavi takıma girdin. Evet, evet. Tamam. Mavi takıma girdin. Ne oldu da kardeşim seni ötelemeye başladılar? Sen ne yaptın da seni bir anda ayırdılar kendilerinden. Yani orada bir grup oldu. Hatipoğlu yapayalnız kalan bir adam pozisyona düştü. Senin özel yaşamını biz biliyoruz. Sen gayet girişken, insanlarla iyi diyalog diyaloglar kuran, e, insani ilişkileri iyi olan bir adamsın. Ne oldu da kardeşim orada bir grup oluştu ve seni dışladılar. Sende mi bir hata vardı, onlarda mı bir hata vardı? Aynaya baktığın zaman neden ben o gruptan olamadım dedin mi? Veya onların bir şeyleri oldu da sen onların yanına mı yanaşmak istemedin? sorun budur. Aslında bunun cevabı bence sorunda gizli. Evet. Belki her şeyin iyi olması insanların hoşuna gitmeyen bir şey olabilir. Ben biraz böyle düşünüyorum açık söyleyeyim. Ee, ama tabii ki şöyle bir durum. Ee, yaklaşık 7-8 sene panorama yaptım ve e, burada her yarışmacıyı iyi kötü değerlendirdik. Hepsinin bana karşı evet. e, önyargıları olmuş olabilir. Çünkü şöyle bir durum Murat abi. Sen burada 10 kere benle ilgili iyi bir şey söyle. Hayatta da böyledir ya. Bir kere kötü bir şey söyledin. Hakkında kalıyor. ...hop akılda kalır ve kötü olursun. O yüzden burada söylediğim her laf aslında... ...orada demin anlattığım gibi bir duvar olarak benim önüme çıktı. Hmm. E bir de şimdi şöyle bir durum dolu daha var. Dolu yani. ya, Dolu gelmek bilmiyorum. Aslında Ay, şöyle bak. Yani. Siz ne gördünüz görmediniz. Yani, tam da izlemediğim için bir şey söylemiyorum. Ama biz Adada çok iyiydik. Hı hı. Ben mesela Poyraz'la bu kadar iyi olacağımı düşünmüyordum. Furkan'la bu kadar iyi olacağımı düşünmüyordum. Yasin'le bu derece iyi olacağımı düşünmüyordum. Ogeda'yla evet bir sıkıntı yaşadık ama bir emek verip sonra tekrar birbirimizi kazanabileceğimizi düşünmüyordum. Ee, i̇kili iletişimler başladıktan sonra çünkü grup olarak hareket ettiği zaman karşı taraf hep bir sıkıntı. Ama ne zaman birebir konuşmalar başlıyor o zaman karşı taraf benle ben karşıyla bir iletişim kuruyoruz. Bence olay buydu. Bu sırrı çözdükten sonra hiçbir sıkıntı yaşamadık ki zaten başından beri bir sıkıntı yaşamadık. Sadece oylama sırasında e, bana karşı bir evet net bir ön önyardı ve şey vardı sanki karşımda böyle 5-6 kişi el ele tutuşup yemin etmişler biz birbirimizi finale taşıyalım e bir de şimdi şöyle durum var arada yaş yaş farkı Hı -hı. var Furkan e, haliyle e, bir böyle e, nasıl diyeyim elektrik tutmayabiliyor jenerasyon farkı tabii ki onların muhabbetini benimki çok sarmadığı noktalar çok oluyor İhsan inan ki ama e, belki hani ben de potansiyel bir Survivor'ın en çok gideni ya da bu işin en çok içinde olanı ya da işte taktik vereni falan filan bir survivor bilmişliği tarafı var ya o şimdi birçok kişinin aslında e, ayağına basmak gibi bir şey oluyor adam bir şey söyleyecek benden çekinebiliyor bir şey yapacak benden çekinebiliyor ya da onun lafı üstüne daha iyi bir laf geliyor rahatsız olabiliyor o yüzden beni kafadan yemek istediler bence olay buydu ama tabii onların içinde Yaman gibi biri olması onları biraz bu anlamda böyle bir e, sarsıyordu da. Bu ilk hafta Yaman olayı da var mesela. Bak, evet onu benim sana istediğim yani. Bir şey. Yani. Evet. yani genel anlamda bir cephe vardı ama e, dışarıda hepsiyle görüşeceğim. Hepsini çok seviyorum. Özellikle Poyraz, Furkan, Ogeday benim için başka bir yerde. Üçünü de çok seviyorum. Buradan söyleyeyim. Dünya tatlı, spırlanta gibi yetiştirilmiş insanlar. Onlara da buradan selam olsun. Tabii Ogeday şu an. Ziyav <laughs> o Poyraz'ıma selam Yasin olsun. Batuhan. Zaten. Batuhan ayrı bir nokta. Onu açacağım zaten. Yani ben şimdi karşımdaki cepheden bahsediyorum. Hı. Yanımdaki Dostumdan, arkamdaki dostumdan bahsetmiyorum. Atan Peki bu cepheyle bir şey. ilgili bir soru sorabilir miyim ben de? Tabii tabii. Ee, az önce de söyledin, ilk defa yönetemediğim bir Survivor'a e katıldım evet. dedin ve biz de bunu hissettik ama Hı -hı. bence sen aslında e, bunu kendin de dile getirerek, bu masada da ilk cümlen buydu, Hı -hı. E, hiç egosuz durdun bana kalırsa, Hı -hı. yani Hakan Bile bazı, e, işte Hakan Bile ile başlayan cümleler kurdun mesela bu masada hatırlıyorum. Evet. Dolayısıyla bu sence o cephenin yıkılmasında Hı -hı. sana yararı oldu mu? Aslında bu da güzel bir yönetmedir, hiç yönetememiş durmadın gün sonuna baktığında pakette. Ya. O duvarı Hı. kırmayı başardım bence. Bunu da e, sen adım atarak bir tık hani yaşça da olarak Hı. büyüklük yaparak yaptığını düşünüyor musun? Büyüklük yaptığım yerler de oldu ama dürüst olayım. Sonuçta eee kabullenemeyeceğim noktalardan biri ve Survivor'ın esas temeli de performansı olduğu için ben şimdi performansım iyi değilken kalkıp da kimseye bir ego yapamam, liderlik yapamam. Şimdi mesela oyun alanında e, aklıma bir fikir geliyor. E, uygulamada zayıfken ben şimdi nasıl kolay, kolay kolay şey diyeyim ki aslında hani bu biraz teknik direktörün durumu gibi futbol oynamamış adam çok iyi teknik direktör adam mesela benim programa bir ben burada magazin yaparken ilişki uzmanı gelmişti adam anlatıyor evlilikte şöyle olmak lazım böyle olmak lazım falan filan diyor en son dedim ki hani, o kadar konuyu derinleştirdi ki bir şey soracağım dedim ismini vermiyor şimdi. Siz benimle evli misiniz <laughs> Hayır dedi boşandım dedi. Yani şimdi kendi yapamayan bazı şeyleri iyi anlatır. Teknik direktörlük de böyledir. Belki yapamadığını göremediğini söylesem ama yine de orada yapamayan biri olarak bir fikir vermeye çekindiğim oluyordu mesela. Bu çok normal. Dediğim gibi güç performans olarak bende olmadığından aslında ben o hakimiyeti kurmak için bir çaba sarf etmek konusunda biraz geri planda kaldım. Ama dediğim gibi e, yavaş yavaş böyle işliye işliğe arkadaşlıkları, ilişkileri bir şekilde geliştirdim ve e, bunu Survivor kaderim için yapmadım. Çünkü o insanlarla ben çok iyi olsam da ben onların ilk yazacağı insan olacağımı biliyordum. Ama insani olarak en azından ben buraya eğlenmeye gelmişim. Survivor'ı yaşamaya gelmişim. Çok da seviyorum. Dışarıda da bu insanlarla görüşmek istiyorum. O yüzden e, orada güzel bir arkadaşlığımız olsun ve eğlenelim dedim. Çünkü ilk iki ay ben onların kurduğu Barakay'a bile gitmedim. Bak iki ay tabii. Yani herkes gidiyordu. Ben hiçbir zaman gitmem yani. Gitmezdim yani gitmedim. Çünkü oraya ait olmadığımı hissetmiyorum. Oraya yamanıyor gibi e, ya da yaranıyor gibi olmak da istemedim. Ben kendi tarafımda Seda adamla işte o zaman Sahra vardı. Hı hı. Öyle otururduk beraber. İşte o da zor öteki değil, Seda Aktulu vardı. Ona da selam olsun izliyordur bizi muhtemelen. Böyle bir durum vardı. Yani gitmedim gitmezdim de sonra zamanla yavaş yavaş arkadaşlık geliştikçe daha çok vakit geçirmeye başladık. Vakit geçirdikçe de her şey daha iyi oldu. Yaranıyor olmadığını çok hissettirdim. Yani iyi ilişkiler iyiye geçtiğinde de bence Hakan yaranıyor bir kişi bile dememiştir. Kan içerim, o işte çok zor kızılcık bir şerbeti diyerek daha kimse yaralamadı bence senin için. E tabii ki. yani de. artık biliyordum da yazılacağımı. Bir Mesela da hani. şöyle diyeyim e, hani İhsan bir soru sormuş gibi geldi de aslında İhsan bir soru sormamış. İşte Hakan SMS olsaydı burayı terk eder miydi ya da şöyle yapar mıydı? <gülüyor> <Fırat> <gülüyor> abi Sen <gülüyor> mi, <laughs> mi <laughs> sordun <laughs> öyle bir şey? 50 ya, tane ya, şey. SMS. Doğru şey. Unuttum şimdi. Hayır. O. Hakan SMS olsa burada oyunu terk edemezdi. Yemezdi gibi. Aynen. Aynen. Doğrudur. Ha, demedim desem yalan olur çünkü derim yani. Eyvallah. Hayır Acun abi İhsan'dan diye aktardı bana. Ha, Ama yok. çok net söyleyeyim. Ee, Survivor'ın matematiğini bilen biri olarak ee, orada benim oyunu terk etmem SMS'li bir zamanda bana daha çok artı yazar. Çünkü ben orada kendimi yalnızlaştırıyor gibi olurum. Tam tersi. Ben orada öyle hissettim, öyle yaptım. Tamam madem şimdi bir yere geldin ya evet. ben yemeği de yediyor musun? Can alıcı bir tek soruyu savundu Senin yemeği yemenin. Ha evet. Bir tek biz. Bizi eleştirdik. Tamam. <laughs> o yemeği yemeyecektin dedik. Yani ben orada o şeyi evet. Onu Bir, bir <laughs> Orada bir kere şimdi şöyle. Orası çok hassas bir noktaydı. Evet. Hem senin için hem izleyenler için, hem bizim yorumcular için. Hı hı. Orada Yemeği yerken ne hissettin? Değiştim. Onu anlat <laughs> abi. Yemek güzel miydi? Veya kafanda gibi. neler geçti? Benim için ne düşünürler? <laughs> ne yaparlar? <laughs> ona, 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 ona o anı yani, yaşa Komple anlatayım. Koşulsuzca beni yazan bir takım. Kurbanlık koyun gibi karşı taraftan kim çıkarsa çıksın önüne atılıyorum. İnsanlar düelloya çıkmadan, hala düelloya çıkmadan gidenler var. Ama sonrasında anladım bunu. Duelo aslında beni güçlendirmiş. Güçlendirmeye devam etmiş. Atışları çözmüşüm. Ki zaten hayatta da kriz yönetimim iyidir. İyi olduğu için zaten dueloda rahat ediyordum. Karşı tarafın psikolojisiyle bazen olumlu bazen olumsuz konuşarak oynayabiliyordum. Mesela. E şimdi orası benim alanım ama bunu sonra çözdüm. Çözmeden önce oraya çıkmak artık bana e, takımın tarafından yapılan bir e, ön yargısız bir e, hareket olarak gelmeye başladı. ikinci yapışlarında. Çünkü ben daha önce de söyledim. %52 iken de yazıldım. Altımda Yasin vardı. Hatta o sıra Furkan vardı. Yaman vardı. Batuhan vardı. %47, %51 iken de yazıldım. 47 iken de yazıldım. 39 da kendi yazıldım. 36 iken de yazıldım. Yani iyi kendi, daha iyi kendi de yazıldım. Sakat değil kendi. De. O gün oyuna çıktım. Dedim ki ben dedim hani burada olmak istemiyorum dedim. Böyle hissettim yani. Ve hissettiğim için de gittim. Ha şunu unutmuşum mesela. Karşı takıma bir seçme hakkı verilebileceğini unutmuşum. Onu bilsem biraz daha sorgulardı. Ama o an gitmek istedim. Gittim. Orada çalıların arasında bir güzel 5 saat kestirdim. Tavana baktım. Ağaçlara baktım. Sonra oyunu kazanıp geldiler. Yemeğe gittik. Şimdi yemekte... SMS olsa yemezdin ama. kabul Yok. Et. Yerdim. Y Yine yer yer. Miydin? yerdim. Ya şöyle bir şey aslında. Bunun dışarıda konuşulacağını çok iyi biliyordum. Orada beni daha fazla kameranın çekeceğini ya da e, orada birilerinden bir laf geleceğini de biliyordum. o Gedaydan, Poyraz'dan hmm. ya da X1'inden falan. Ama ee, oraya oturdum, yemeğimi yedim. Oradaki bütün düşüncem şuydu. Kardeşim, ben 2'de 2 iki yaptığım zaman siz beni düele koydunuz mu? Koydunuz. Performansım %52 iken koydunuz mu? Koydunuz. O zaman ben de oynamadığım oyunda otururum, bu takımda yemeğimi yerim. Benim düşüncem de buydu. Ya yani şimdi düşünsene, şöyle bir survivor geçirdim. Erkek haftası başlıyor. İlk kaybettiğimiz oyun Hakan Aday. İlk Hakan Aday. E ben de zaten artık şey kalmıyor ki oynama isteği de, oyuna çıkma şeyi de. Niye oynayayım ki o hafta artık? Ya sakatlanırsam, çıkamazsam düelloya. Ya çıkabildiğim kadar çıkıyordum. Ama telefonlarda hani bir kırmızı ışık olur da der ya telefonu dikkatli kullan. Pil yüzde yirmi. Yani kendimi öyle hissediyordum. Düelloya saklamam gerekiyordu. Orada da dediğim gibi benim kararım oturacağım, yiyeceğim. Sorarlarsa da ki soracaklarını zaten biliyorum. Bile bile oturdum. Ama bir dakika şey yapmadım. Bu yemeği yemeyeceğim de demedim. Oturacağım, yiyeceğim, bununla da yüzleşeceğim dedim. Ne olacak yoksa iki parça et yemesem ne olur? Ölmem ki. Ölmeyiz yani. Evet. Gerçekten ölmeyiz biliyorsunuz Ebru'su. Evet. Tamam. Evet, yemek Mesajdı ama aslında, evet. bu bir benim eee 2'de 2 yapan, hakkını yazan takıma e, oynamadığında da yiyebilir mesajım da aslında. Ama tabii dışarıda böyle algılanmaz bu ya da e, öteki taraf daha çok çizilir. Bir de Ogeday bunu konseyde e, çok altını çizince ve onur, haysiyet, şeref deyince o beni çok rahatsız etti mesela. O benim Survivor'da en kırıldığım iki olaydan biridir. Bir, o nerede onur, nerede gurur, nerede şahsiyet demesi bir tek de yemeğe oturdum diye. Bir de Begüm beni yazması bu Survivor en çok kırıldığım iki olaydır. Evet. Şimdi burada çok trajikomik bir durum söz konusu. Adam yemek yemiş, diğer arkadaşlarının hakkından da almamış. Neden bu adamın yediği yemek konuşuluyordu diğer arkadaşların hakkından gitmemesine rağmen helal olsun o yemeği yerken geçti mi boğazından tarzındaki söylemleri konuşulmuyor. Ben çok şaşırıyorum gerçekten konuşulması gereken işin diğer tarafı bence. Adamın yemesi değil yani. Abi kimin hakkından yedi şimdi? Kimin hakkından yedin sen? Yani Öldüksel. eğer yemeseydi yani, o yemeği orada ya çöpe atacaklardı, atmazlar bir yiyecek. Ya, ya. Yani, ya da, pişir, ya da yani. Yiyecek. Ay, Sen, yani sen olmadığın için bir yemek daha konulmayacaktı öyle değil mi? Kimsenin hakkından, evet, yemedi orada, hakkından yemedi orada, o gedayın hakkından yemedi, Furkan'ın hakkından yemedi, Yiğit Poyraz'ın hakkından yemedi. Yani bu adam başından beri mavi takıma destek vermemiş mi ki bir gün maça çıkmadı ve ödül kazandı diye siz helal olsun boğazını Bana göre o söylemler çok yanlış edepsizce buluyorum o söylemleri yani afiyet olsun der insan ne olacak ya yani, yani. şöyle e, haklı olduğum haklı bulduğum noktalar da var ama nerede onur nerede gurur nerede şahsiyet <laughs> e, demeleri Söylemem bence onu. yanlıştı çok yanlıştı yani e, ona canım, genelde yani Hayır yani. Bir insan için böyle bir şey bunlar diyor, olur sorgulanmaz ya. ki zaten e, şöyle diyeyim e, madem ben gittim oraya gittim oyundan bana tepkiniz var yemek yedim diye e şimdi şöyle bir durumla başlayalım. Eğri oturalım doğru konuşalım. Ben kötü olduğum zaman da bu takım beni oynatmamak için elinden geleni yapıyordu. Çünkü onlara göre ben oynamadığım zaman takımın avantajı vardı. Hani bana abi sen otur kenarda dedikleri çok oldu. E sen de beni kenarda oturtabiliyorsun. Al o gün de sana tepsiyle Takıma sunmuşum. katkı yaptım yani. Bugün oynamamışım. Takıma katkı sunmuşum senin gözünde. Mesela. Senin açından sen haklı olabilirsin bir tepki veriyorsun. Ama ben yine de aynı fikirdeyim. Bence oraya oturmaman lazım. Hı hı. Çünkü şöyle düşün bir takım oyuna çıkacak. Senin oyuna çıkmaman, takıma destek olmaman bir kenara takıma bir de köstek oluyorsun. Çünkü karşıya seçme hakkı veriyorsun. Bir handikap yaratıyorsun. Ve takım senin handikapına rağmen karşı tarafı yenip o ödülü kazanıyor. Senin yaptığın zaten bir tepki ve bir bayrak açma ya. En azından onu devam ettirebilirdin. O yemeğe de oturmazdın. Hani çok tutarlı olurdu benim için o tepki. Yani evet. onu tamamlayacak olan şey oraya oturmamaktı. İşte ben <laughs> o zaman aslında... Hakan Atipoğlu olmuyor abi bizim evet. işte. O da onu anlamanız onu lazım. Yaparak... o tepkiyi verecek ondan sonra gidecek onu yaparak... o yemeğe oturacak Aynen. yani. <laughs> onu yaparak biraz da basmak istedim. Hani evet, bu konuyla evet. alakalı bir rahatsız olsunlar ve bir hamle yapsınlar ben de savaşayım istedim. Savaşı derinleştirmek istedim açık söyleyeyim yani biraz da. Ama ha. SMS olsaydı da yaparmış abi bunu. Yani, yani ya şimdi, yaparım, yaparım. SMS yaparım, şimdi şöyle bir şey var. Şimdi biz yani. burada Hakan buraya gelip oturuyor. Hakan buraya hani Survivor'a ilk defa katılmış da Survivor'ın dinamiklerini bilmeyen bir adammış gibi onu bunu yaptın da şöyle oldu. Bu işleri bence konuşmak çok lüzumsuz ya. Ya Furkan şöyle yani... sana. <laughs> Masa düzeni kurulmuş. Kameralar hazır. Bana ayrı iki kamera var ayrı açıdan. Şimdi zaten <laughs> sırf bunu hisseden bir insan. Vay wow, burada bir sıkıntı var. Kalkar giderim. Mercekler hazırlanmış. Şu kadar düşünmedim. düşünmedim kalkmayı... Bak şu kadar düşünmedim. <laughs> abi bu şu Aman, kadar. Ne var ya, şifa. ya. İyi ki de yemişim. Bir <laughs> et yapmışlar. Lassın kardeşim. et Hatırlıyor musun yedi? Yedim hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Et yedim ya. Öyle mi? Şurası ko böyle iki parça. Of. Kafeyi kaldırmadan yiyordu zaten Çok güzeldi. Aynen aynen. Şimdi bak burada şöyle bir şey var. Şapkamı da taktım. Bazı yarışmacılar yarışmacılar konuşulur. Kim gibi? Turabi abi gibi, kim gibi? Nagihan gibi Hakan gibi yarışmacılar. Bu yarışmacılar konuşulmayı da severler, isterler ona göre hamleler yaparlar ve biz de masalarda onları değerlendiririz şimdi bunu bilmek başka bir şey. Adam gelmiş hiçbir ağzından laf çıkmıyor. Sonuna kadar Survivor'ı bitirmiş. Çok pişmanım da şunu söylemeseydim de şunu yapmasaydım başından beri her olayın içinde adam her şeyi yaptı daha ne yapsın? Daha ne yapsın yani ben ona bakıyorum daha ne yapsın bak iki tane radikal olay söyleyeceğim bir Mustafa Kemal'in elenmesi Hakan tipi olay dedi Yiğit Poyraz'ın elenmesi Hakan tipi olayı bu Survivor'daki hani kilometre taşı diyeceğimiz iki tane, iki tane iki tane noktada evet. parmak izim var onun için ciddi mücadeleler verdin evet. ve başardın Eyvallah. Tebrik ediyorum seni zor bir sınav bak evet. yani şimdi Hani bu yaşında bir aile kurduğun çocuğun olduğu tekrar oraya gidiyorsun yorumladığın için bütün insanların Hiç hazırlanmadım negatif... sağ sakat sol sakatlı devam ettim onlar zaten şey, fiziki problemlerin yani var aynı zamanda Yorlandım. yıllarca burada yorumculuk yaparak birçok yarışmacının negatif düşüncesine sahip oldum Tabii ki. oraya gittiğin zaman adam asmacı oynayacaklar yani belli sen de bunu bilerek gittin hani Jurassic evet. Park'ın içine girmiş gibi Şarif, orada fare bir... gibi H harfi açık başlıyor yani kim yazacaklarında H... Kimi yazacağız acaba? Hakan tabii yani öyle başladı. Yine de orada Yiğit Poyraz, Ogeday gibi genç adamlar varken ilk başta kadınları yanına aldın. Beraber oy Bak, Oralar Oralarda iyiydi. Bak oralarda da bir güç savaşı dengesi var. Yiğit Poyraz'ın hatta seninle ilgili açıklamaları var. Hakan sen git masana yorumculuk yap. Yaşlandın artık falan. Evet. Da geldim işte. Yiğit Poyraz'ın dediği oldu. Tek fark o benden önceki şey <laughs> Ama şöyle bir durum ortada. Bir kere Poyraz'la ilgili şunu söyleyeyim. Ee, tekrar söyledim. Ee, Poyraz'a karşı ön yargılı değildim Ama Survivor'da izlediğim Poyraz'ı sevmemiştim Bana biraz aşırı böyle e, kibirli ve üstten bakan biri olarak geliyordu Ama oraya gittiğinde tanıdığım Poyraz İnşallah Nasıldı anladım. biliyor musunuz? Hani son gün herkes orada Poyraz için ağladı ya Eğer ben de o gün Poyraz'ı yenmemiş olsaydım Ben de orada ağlardım Öyle bir insandı Takımda böyle e, katalizör gibi ya da bir işte buji gibi, arabada önemli bir parça gibi takımdaki bütün dengeleri etkileyen çok değerli bir insan. Ben bunu değerli size yıllarca anlatmaya çalıştım net. ama Mazalay'da da anlatmaya Gerçekten çalıştım. Gerçekten Poyraz'ı ben. ve Batuhan'ı ayırırım. Kenara koyarım. İkisi de çok özel insanlar. Ama Poyraz iyi çocuktur. He, ben onu yenmem gerekiyordu. Niye? Çünkü bu oyun kuralında bana ağırlık dedi. Ve ben Aysu eğlenmeden Aysu'ya ne dedim biliyor musunuz? O zaman da e, bu Poyraz, Selcan, Hakan polası belli değildi. Aysu gitmemişti. Aysu dedim bu hafta kalırsan göreceksin ama çıkarsan da izleyeceksin dedim. Sercan ve Poyraz'ın olduğu bir pota kuracağım dedim. İstiyorsa telefonla bağlansın söylesin. Ama çünkü çünkü Poyraz'ı karşıma istiyorum ya. dedim. Poyraz'ı karşıma istiyorum. Bana ağırlık dediyse o ağırlığı girip kendi atacak dedim. Bu arada bir şey söyleyeceğim bir anekdot. Poyraz o lafı dedi ya. Bu takımda ağırlıklar var dedi. Poyraz'ı saydığı bütün ağırlıklar o 5 haftadır gidenler. Evet. evet. kalmadı. Evet. Yani lafı Kendisi ettiği günden bugüne beraber. kadar Survivor'dan başka da belenmedi. Bir anekdot da ben vereyim <laughs> kendisiyle o zaman. <laughs> bir anekdot da <laughs> <Top> ben vereyim <laughs> mi? Dört ağırlığın, dört ağırlığın dördü de beşinci düellosunda elendi. Bunu biliyor muydunuz? Aa. Hmm. Tabii hepsi Erken beşinci şey, düellosunda. Beş gitti. Aynen. Beşte beş gittiler. Aynen. Yani şöyle e, o gün ben... Bir matematik üzerine kuruluyorsunuz yani. <laughs> ya, kısmet bazı böyle olur yani. <laughs> Oradan pi sayısına orada da... de... çıkabiliriz. Evet. Bak, şöyle bir şey söyleyeyim sana. Mesela Bak çok açık bir şey daha söyleyeyim size. Allah aşkına. Poyraz'ın aday olmasıyla alakalı. Ben isteseydim Poyraz aday olmazdı. Evet ben... Niye ben biliyor anladım. musunuz? Çünkü şöyle bir durum. Adada son konseye gidilecek. Poyraz mı yazılacak, yaman mı diye herkes konuşuyor. Ben hiç topa girmedim. Aslında benim de gönlümden geçen mantık olarak yamanın girmesi. Mantık olarak. Ama duyguların Poyraz'ı istiyor. Şimdi mantık niye yamanı istiyor? Yaman gelirse seçme hakkım da var. En kötü baskette Paket olur bana karşı diye düşünüyorum. E öyle şimdi gerçekten de basketle, basket yaman atıyor. beni yenemez. Çok kötü atıyor. Zaten sonra gördüm hiç atamıyor. Neyse e, Seda, Batuhan, Berna, ben Damla toplandık. Konuşuyorlar. Ya işte Poyraz'ı çağıralım konuşalım. Bunu aday yapmayalım. Takımın bütün mantığı matematiği bozulacak. Bir hırs uğruna biz ona hesap veririz. İşte erkeklik yapmasın Hı. böyle falan. Ben hiç sesimi çıkarmadım. Çünkü ben orada o dört kişiyi ikna etsem... Desem ki evet, bence Poyraz'ı yazmıyorum desem ne olacak biliyor musun sonra? Ay Hakan'a bak. Bütün hafta ağırlık diyen Poyraz'ı potoya istedi isini, isini istedi. Korksun. Son anda korktu, Yaman'ı çağırdı. Bir gram sesimi çıkarmadım. Ve o dört kişi benim lafımı kuzu kuzu dinlerdi ve Poyraz aday olmazdı. Yaman olurdu. Benim de, ben de daha rahat bir gün geçirdim bence. Yaman olsaydı, eşleşmeler de değişecekti. Poyraz'a yazılmamış hatta. Poyraz'a yazılmamış. Olsa o hafta belki Yaman gidecekti. Belki kalır tabii. Yaman bu arada çok iyi bir yarışmacıydı. Güçlüydü, bir hırsı vardı, düellilerde iyiydi falan ama e, Poyraz'ın kaderini etkileyecek olay aslında benim orada müdahalem oldu. Ben Peki hiçbir sen şey demedim. O hafta rakipler o hafta hafta kimlerdi? Özgür'le Sercan'dı. Ben Özgür'le Özgür oynadım. Sercan. Sen Poyraz. 3-0'dan 3-3 yaptım. 5-0'ı Sercan yaptı tamam. Sercan 5-0 yaptı. Buradaki geldi. kritik soru ne biliyor musun Hakan? Ben Buradaki benim kritik, kritik sorum. sorum var. Tabii buyurun efendim. Ama başlamıştım soruma zaten. <laughs> Burada sen Poyraz'ı istemenin sebebi gerçekten e, bu dediklerine katılıyorum ama şunu evet. da düşünmedin mi? Yaman'a elenen bir Hakan da olabilirsin. Bu evet. sonuçta her şey olabilir senaryo olarak. Bu hiç ne bir haber değeri olur? Hatta senin için evet. bir tık daha kötü durabilir. Ama Poyraz'ı potaya çağırırsam, Poyraz'a elenirsem zaten şampiyonluk adayına elenen bir Hakan oldu. Evet. Bu da güzel duruyor. Ve Poyraz'ı elersem senaryosu zaten şu an haftalarda konuştuğumuz senaryo. Evet. Yani bu mantıkla mi Poyraz düşünmedim mi Düşünmedim. Şöyle bir durum. Çünkü Yaman'ın e, sanırım biriyle bir basket oyunu vardı. Görmüştüm Hı -hı. onu. Çok da iyi olmadığını düşünüyorum. E, Yaman'ı baskette rahat yenebileceğimi ele, düşünüyorum. düşünüyorum. Çünkü orada beni baskette Poyraz dışında kimse yenemez diyordum. Gerçekten çünkü elim yavaş yavaş oturmuştu da e, Mustafa Kemal'e e, Batuhan yendi de sonra ben Mustafa'yı yendim elim oturdu iyice oturdu artık Hı. hani o saatten sonra hiç baskette oynamamış biri Poyraz hariç çünkü Poyraz basketçi diye iyi atar diye düşündüm açıkçası Poyraz bana Çok ilk tur eşleşse basketse eyvah elendik derdim ama Sercan'dan çabuk çıkarmışım 5-0 bitermiş mesela. Zaten değil. onun basket olmadığını bence Poyraz orada anladı. Böyle atılır mı abi o? Çok sert attığı sürece sert geçer. E sen de ilk öyle atmıştın. Evet. İlk gittiğin gün sen de böyle attın. Evet. Ama hemen değiştirdi. E, e, değiş sen abi ağzı Şimdi orası. İki oyun sürdü. Poyrazın de iki oyun sürmüştü. Evet. Oyun. Orası e, deneme yanılma yeri. Ben Aynen. zaten beş duella çıktığım için bir yere geldim. Yani şunu diyeceğim, orada Poyraz çıkmasa bence şu an Poyraz hala belki adadaydı. Çünkü yazılmayacaktı. Hı hı. Önünde bir hala bir Hakan vardı, hala bir Batuhan vardı. E, i̇ki kazandın, iki verdi. E, zaten. Kendi grubunda da Poyraz bence Ogeday'dan sonra tercih edilmeyecek kişiydi. Yasin, Furkan, Poyraz, Ogeday diye bir silsile vardı, sıra vardı. E orada da haliyle e, Poyraz bir anda potaya girince paket oldu. Hakan'cığım, Efendim? şimdi ben böyle beynimde kalan bazı şeyler var seninle ilgili onları sormak istiyorum. Tabii abi, ne Genel sorma da değil, beynimde kalan bazı sahneler var. Ben bazı beynimde kalan sahneleri sormak istiyorum sana. Mesela beynimde kalan bir tane sahne. Sen duelloya çıkıyorsun. Oradan sesler geliyor. Patates. Evet Patatesi yiyin, evet. ezin, mezin Aynen. diye. Sonra Nagi sen oldu. o duelo'ya çıkıyorsun ve arkanda böyle bir ensende nefes hissediyorsun. Evet. Dönüyorsun, çekil or, çekil or, falan diyorsun. Evet. Ne oldu anlatır mısın? Şöyle anlatayım. <laughs> bir hafta içinde beni destekleyen Nagihan'dan, beni köstekleyen Nagihan'a geçiş var. Bu süreçte yaşanan olay şu. E, ee, Nagihan'la Seda'nın oyun alanında yaşadığı bir atışma var. Seda'nın ağzından kötü söz çıkarak Nagihan'a bir şey söylüyor. Sonra Nagihan sırf Seda'ya konuşacağına hepimize Allah'ınızdan bulun gibi bir şey söylüyor. Şimdi ben de o işleri sevmem. Böyle deyince de üzüldüm. Ve ona tepki olarak da ben demeye de ama Nagihan ben de sana Allah'ından bul demiştim. Ee, Sahra'yla yaşadığın uh -huh. hani ekrana yansımayan bir olay var. Ondan sonra Hatırlıyorsun değil mi? Allah'ından bul demiştim sana dedim. O da tabii haliyle benim de zaten bunu hatırlatma niyetim şuydu. Hani bak ben dedim sen sakatlandın. Olur öyle mu deme abi, belki yaşayalım. bana diyeceksin. Şu bu yaptın doğru mu? Bu söyledin doğru şimdi mu? Şöyle, o da bana diyor. Belki ben de sakatlanacağım ya da eleneceğim ki keza elendim mesela. Yani Allah'ından Allah Allah'ından bile... demiştim bak ne oldu geldi. Şimdi böyle <laughs> Ama bir şey şimdi ya, onun bana mi? benim ona Allah'ından bul dediğim olayı zaten şu an herkes merak ediyor belki ne olduğunu. Biz Nagihan'la çünkü bir olay yaşadık. Evet, ona rağmen ben Nagihan'a yumuşadım. Bu olayı da kimse bilmiyor. Söylemeyi de düşünmüyorum ama çok kötü bir şey. Gerçi benim açımdan çok kötü bir şey. Onun üzerinde ben ona Allah'ından bul dedim yani. O sahra olayı dediğim olayın içindeki bir olaydı. Hmm. O bana durduk yere, bence durduk yere çok yanlış bir şey yaptı ki Acun abi bile biz de ekip olarak senden özür diliyoruz dedi mesela. Şimdi böyle bir olayda benim ona öyle bir şey deme hakkım bence vardı. Evet burada demem yanlıştı. Sakatlı ama Seda ama benim ama arkadaşım. iyi arkadaşım. Mesela Seda da görüyorum şimdi çok hakkı yeniyor. Korkak korkaktı ya. Seda var ya, Seda nasıl bir karakter biliyor musunuz? Gözün gördüğü hiçbir şeyden korkmaz. Onun tek derdi orada Damla ile eşleşmemek. Yani Seda benim Survivor'da gördüğüm en güçlü karakter. Açık söylüyorum en güçlü. Her şeyle performansı, ada yaşantısı, insanlığı. Tek sorun onda şuydu, onun yüzüne de söylüyordum o yüzden rahat söyleyebilirim. Kaybettiğin zaman böyle bahane arama, evet. kaybettiğin zaman işte şöylesin böylesin falan deme. Bravo. Sen güçlüdür bak çok güçlüsün gerçekten çok güçlü. Ya bir olay anlatayım yemek yapıyor. İşte istikarkımız e, erzaktan e, mercimek var. Mercimek yapıyor. Ya dedi dur şu mercimek pişerken dedi bir şey yapacağım dedi. Gitti tahta kesiyor. Ne yapıyorsun dedim. Ya şu mercimekler şişene kadar dedi bir masa yapayım dedim diyor. Bak. <laughs> bana dese ki masa yap dese <laughs> işi uğraşırım. Kadar masa yani, o eli yatkın Doğukan Manço bile bir masayı bir günde yapar. Abi 15 <laughs> dakikada masa yaptı. Biz o masada oturduk mercimeği yedik ya. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir insan. Ve herkese annelik yapıyor. Herkese orada arkadaşlık yapıyor. Çok değerli bir insan. Ona mesela 2-3 gün önce korkak dediler. Korkaklık o değildir. Korkaklık daha başka şeylerdir. Seda hiçbir şeyden korkmaz. O yüzden onu da geri gelmişken söyleyeyim. Seda'ya demesi beni rahatsız etti. Ben Seda'yla çok iyiyim. Şimdi bak biz burada haftalardır bu konuyu tartışıyoruz. Tabii fikir ayrılıkları Hı. da oluyor. Ee, açıkçası ben yarışmacıların ilk haftalarda garanti gördüğü düelloları, düelloları tatması gerektiğini düşünüyorum. Çok önemli bir tecrübe olduğunu düşünüyorum düelloya girmenin. Ne dersin? Şöyle bir şey. Şimdi ilk hafta biliyorsunuz ben Yaman'a bir şey söyledim. Yaman'la ilgili daha doğrusu. Dedim ki hani arkadaşlar dedim. Yaman'a yaklaşımım da buydu bu arada. Sonra o da biraz hani Yaman biraz e, gaza gelebiliyor. Kullanılabiliyor. Çok iyi niyetli bir insan. Gerçekten iyi bir çocuk. Ama bazen bu iyi niyetini gaza gelince kötü de kullanabildiği olmuş oldu da. Ben dedim ki arkadaşlar dedim hani bence dedim çünkü kimse bilmiyor Yaman'ın ne olduğunu. Bence Yaman'ı sokmayalım. Bizden bir ilgisin. Hatta ben gireyim dedim. Kalpten mi söyledin bunu gerçekten? Kalpten tabii ki kalpten evet. söyledim yani çünkü. Bu tartışıldı çünkü. Ya şöyle diyeyim sana. Gitmeden bizim Nur Tuba ile bir benim şeyim var. Ee, YouTube evet. e, röportajım evet. var. Nur Tuba bana diyor ki. Sence diyor bu sezon diyor ilk kim elenir diyor. Ben ne cevap veriyorum biliyor musunuz? Doğukan Manço diyorum. Böyle yaptım Nasıl ya dedim. Nasıl yani. Zamanında final oynamış. 2013'te Hilmi Cem'e karşı. 2018'de son 6'ya 7'ye kadar gelmiş biri. Yani nasıl böyle diyorsun. E dedim çünkü mantık olarak dedim. Tura abiyle iyi anlaşamayacak. Düello'ya aday çıkacak. Düello'ya çıktıktan sonra da ben elinin iyi olmadığını düşünüyorum. Elenir dedim bu yeni Survivor'da. O eski Survivor'ın yarışmacısı Doğukan. Buraya adapte olamaz. Hazırlanmadıysa dedim. Bence Doğukan Manço dedim. Daha statik falan. Şimdi gelip falan. burada Doğukan'ı pardon. İki gün gördüğümde de dedim ki tamam. Doğukan rahat rahat yenilebilir. Ama Yaman hala bir bilinmez. Yaman geçen sene başvurmuş. Yedekten alınmış. Acun abinin verdiği sözden dolayı Acun abi insaflı davranıp onu almış. All Star'da aramıza yem gibi atmış tabiri caiz. O zamanki düşüncemiz buydu. Yaman'ın gücünü ya da gelişimini görmemiştik. Ben de bu riski almak istemedim hatta bana şey dediler. Ya sen işte uyanıklık yapıyorsun. Doğukan'la eşleşeceksin. Sonra iki yaptı. Seni yazmayacaklar falan filan. E dedim ya iki oyunu kazanırsak dedim. Biz daha güçlüyüz. Bence kazanacağız dedim ki kazandık sonrasında. Ben Yaman için bu topa girdim ama bana şov yapma dediler. Şöyle böyle dediler. Yaman'ı gazladılar. Sonra Yaman benim için yılan falan demiş. Bir de karşı Doğum taraftan mi? Doğu kan. Ya hayır bir yani. Zaman ya bir şey <laughs> o haftadı biz. Işte. Ben sen onu sen, ay Adadan ayırdım. Sen sonra. Ay hayır, sen hayır Yaman'dan. Hakan abi verim. Sen Yaman'a bilekliği verip Aa, onu Sen birinci bir şey ay buradan mi? paket olursun yok, dedim yok. mi demedim ben. Orada ee, şöyle bir şey. Bizim aramızda hep bir şöyle şakalaşma var. Mesela Yaman gelip bana diyordu ki Hakan abi diyordu. Efendim diyordum. Senin soyadın P ile mi B ile mi diyordu. Niye <laughs> sordun diyordum. Acun Medya uçak bileti alacak da bu hafta paketsin ondan sonra. Herkes <gülüyor> gülüyordu. Sonra ben ona soruyordum. Yaman bir stresli gördüm seni. Yok abi niye? E, çıkacaksın. Elencan ya ondan falan. Hep böyle espriler uçuşuyordu. Hmm. Şimdi ben o kolyeyi tişörtüne uyum sağlasın diye verdim. Sonra bir yerde espri olsun diye. Hani <laughs> niye verdin kolyeyi biliyor musun? İşte benden önce gidersen e, verirsin bizimkilere diye verdim dedim. Oo güldük yine. Bu bizim aramızda. Atmayayım ama 60 kere yaptığımız bir espirdi. Şu an zaten Yaman da Poyraz'da bizi izliyorsa harbiden böyle 60 tane listelerim işte uçak örneği gibi. Bir sürü sürekli bu moddaydık. Ama yani. bu bize sürekli. yansıdı. Senin anlattığın anlattı. o, yani yansı o, o direkt anlattı Aynen. tabii ki. Yani şöyle bir şey. Başkasının ağzında benim kızımın adı geçsin istemem. Ben bunu oyuna çıkarken de arkadaşlarıma tembiliyordum mesela. Hani bana sakın ha Lila için oyna demeyin diye söylüyordum. Hani biri bir şey ağzında ile ilgili bir şey oldu. Ne oldu? Öyle yani şey. Bir, biri biri bir laf etti sen de bir Hakan Lila için dedi. Böyle yaptım. Yok ya ben bu muhabbet benim kırmızı çizgim. Anladım. Ben hani Hayır, orada orada niyetli mi söylendi? Orada bir şey oldu da onu Ben Kim sana öyle ya bir şey. Bana ne? destek için Lila için oyna dediklerinde dönüp böyle böyle demeyin demişim diyor. Çünkü oyunu kaybedersem kahrolurum. Kızımın yani yani tamam. adı tamam, Yaman'ın röportajında da kızımın ismiyle kullanması beni rahatsız etti. Hmm. Açık hmm. söyleyeyim. Yani <laughs> o da mesela hani üçüncü ne deseniz demin iki olay saydım da odur yani. Peki Hakan odur senin yani. en çok eleştirildiğin şey şuydu. Hmm. Şimdi sen normal hayatta bizim izlediğimiz kadarıyla hmm. veya gördüğümüz kadarıyla o tarz bir adam değilsin ama yani. Duelloların kralı olduğun kadar oranın atmosferinden de bifçi de oldun bayağı bir. Yüzde yirmi bir Yani bifçilik de yaptın. şimdi <laughs> <Yani işte, gülüyor> Nagihan yüzde evet. En çok en sinirlilerdi. Evet. Yunus Emre on evet. İkisi en mimli yarışmacı sözde benim gibi. Burada olsam yerden yere vururum. Ben de yüzde evet. şimdi biz de bir yerlerdeymişiz ya yani. Peki, o, <laughs> o, o de hak, de, etmiyordu. bir, %21 e, etmiyordun. Yüzde hak etmiyordun ama. Yani, yani, sen bir yani yanı sıra şu da oldu. Mesela eleştirdiğin şey şu. Mesela şimdi biz İhsan'la tartışıyoruz ya. Sen bir anda gelip mesela olayın içine girip hani ne diyorsunuz ne oldu mu oldu deyince ortalık sen kızıştırıyorsun gibi bir spekülasyon evet. bir öyle bir ortam oluştu. Peki onu neden yapıyordun? Mesela şimdi iki kişi tartışıyor. Sen niye oraya girmek ihtiyacı hissediyorsun? <laughs> Şöyle örnek vereyim. Salı günü pazara gidiyorum. Bizim Levent'te evin tam bir km'desinde bir pazar var. Pazara giderken motorlayım. Güzel, iyidir. Aa, hmm. meyveler de çok iyi, sebzeler de. Bir de peynircim var çok iyi. Yani, Selam bir olsun bir peynirci Sinan kardeşime. Çıktım evden. Motorla devam ediyorum böyle. Bir tane yol tartışması oldu. Bir baktım, e, o benim yaşlarda olan adamın bağırdığı adam yaşlı bir adam. Adam da o yaşlı adam da gaza geldi. Çekti kenara inecek. Motoru çektim öne. Onları sakinleştirdim, araya girdim. Yani aslında şöyle diyeyim, gerçekten İstanbul'da ya da bir yerde trafikte öyle durup araya falan girmek, insanların bu kadar silah, bıçak, sopa taşıdığı yerde çok tehlikeli bir şey. Ama şimdi beyefendiyi ileri yaşta görünce bir şekilde orayı uzlaştırmak istedim şey olarak. Ya benim yapım bu. Yanımdaki arkadaşım ya da beraber hareket ettiğim hmm. kişi böyle bir şey değilse. Mesela Berna Yunus Emre olayı var. Hani Yunus Emre'nin Berna'ya ettiği çok ağır bir laf var. Gidip hesap sorarım, söylerim. Benim yapım bu. Sustuğum zaman bir Nagihan Sahra olayı vardır sustu. Hiç konuşamadım böyle dondum kaldım lafları üzerine. Tabii siz olayı bilmiyorsunuz. Evet. Sonra gittim adada. Sahara böyle büyülenmiş bir şekilde oturuyor. Sahara dedim mi, iyi misin dedim. İşte iyi hakan falan yaptı böyle. Şoktasın biliyorum dedim. Ya bir şey söyleyeceğim içimde kalır dedim. Hayatımda hiç böyle bir durumda sessiz kalmamıştım. Hiç ses çıkarmadığım için belki kimse çıkarmadı ama senden helallik istiyorum Sahara dedim. Hakkını helal et dedim. Helal etti. Ertesi gün de Dayanamayıp Nagihan'a bunun hesabını sorduğum için Nagihan'la o demin anlattı, anlatamadığım Sizin olayı yaşadım. Sizin ertesi gün oldu. Olay anında evet. olmadı konu. Ertesi gün oldu. Hmm. Ben, bunu ben bilmiyorum. Sarra'dan helallik aldım. Ben susamam Murat abi. Evet. Kimse kusura bakma. Bir kusura de, sus, senin, bir de senin ilginç bir olayın var. O da senin yapının yani, e, uzlaşıcı bir yapıda olduğunu. Tur abiyle yaşadığın bir şey var. Hangisi? Hani Tur abiye sen bir laf etmişin de Tur abiyle yolda giderken Tur abiden özür diledin ya bu lafı ettim falan diye. Ha Evet, onu da anlatayım ben. Şimdi e, Ogeday olayına da bağlayacağım. Bu iki olayda da benim ettiğim iki tane kötü söz var. Ogeday'a bilmem neye bak ya diye bip denecek bir kelime söyledim. Turabiye'de Ogeday'a söylediğim daha ağırını söyledim ama olay şu. Şimdi bazen e, biriyle tartışırsın. Tartıştıktan sonra olay böyle bitmeye yakın. Dönersin böyle bir yere vurarak bir küfür ya da kötü söz kullanırsın ya. Şimdi Turabi ile o durumda öyleyken böyle gittim bençe vurarak bir şey söyledim. Turabi'nin şahsını değil, olaya, o güne, Turabi'ye ama anlamında söylenmemiş bir kötü sözdü. O gide de yaptım öyle bir şeydi aslında. Sonrasında ben de pişman oldum ama bilmem neye bak ya dediğimde ben ona 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 bilmem olduğu için onu demedim. Bir kavganın gürültünün içindeyiz diye dedim. Turabi'ye dediğimde de ben onu gerçekten böyle ortaya, turabiye, olaya, kendime, sinire bir şey söyledim. Ama anlamında da söylemedim. Oradan Nagihan turabi yetiştiriyor. Sonra siz yine görmüyorsunuz. Ne yetiştiriyor? Ertesi gün oyun alanında turabiyle ile Bozok benim önümü kesiyor. Vurmaya geliyorlar böyle. Vurmaya. Ben böyle hazırlandım yumruk atacağım yani. Aa. Araya girdiler. Hiç olmaz böyle şeyler ya. Nasıl Survivor'da hiç görmek istemiyorum. Öyle istedim, bir nokta belki. ama tabii şöyle bir olay. Hani Survivor'da e, bazı insanlar tutunca yüreklenir ya öyle e, bana doğru böyle gelirken böyle çember uzaklaşarak geliyor böyle hani ne kadar geç gelirsem o kadar çok kişi araya girer yine öyle bir durum oldu yani öyle yemez koş bir geleceksen yani Yunus Emre de öyle mesela. Abi gideceksen Murat abi seninle derdin var. Çıkarım şuradan sana bir şey yaparım bir şey derim. Ama orada ayıracaklarını biliyorlar ya. Murat abi bir dakika ya. Buyur Hakan'cığım. Bak böyle böyle bak. Dur Hakan mı? Atip oğlu ben onlara benzemem ha. atibo oğlu. Canım benim. Yanlış anlamasınlar. Ben şimdi sana buradan girersem eğer. Bu ne demek biliyor musun? İhsan sen oradan git. Furkan sen de buradan Ha, Yani ayır ayırsın. Sen de benim ağzımı kapat. Ayır diyor yani. Ben sana bir şey yapacak olsam böyle gelirim. Ya bu sene Survivor'da böyle zaten kimse aslında kavga etmesin gürültü olmasın ama evet. işte orası öyle bir yer ki yani biz tabii de tabii burada tabii. hep söylüyoruz. Burada siyahsan orada beyaz oluyorsun çok değişik. Konuşurken doğrusunu konuşmaya çalışıyoruz ama uygulaması zordur. Ben de burada şimdi evlilikle ilgili arkadaşlıkla ilgili bin tane ahkam keserim ama uygulamaya geldiğimde zor bir şey bunlar yani. O yüzden ahkam kesmek evet başka bir şey ama ben burada masada otururken doğrusu neyse kafamda sağlam zihinle sağlam vücutla onu söylerim. Ama yaparken hata yapıyorsam hatası benim e, günahımdır. Ona bir şey diyemem. Ama biz burada doğrusunu söylemek zorundayız. O yüzden zaten ben orada kavga ettiğimde sizin beni eleştirmenize ben hiçbir şey diyemem. Nasıl diyeyim ki? Ben orada kavga ediyorum. Kötü söz kullanıyorum. Burada otururken de kötü sözü kavgayı eleştiririm tabii ki. Kötü bir şey bu. E siz de beni eleştirirsiniz yani. O yüzden e, Survivor'ın gerçeğinde o zor şartlarda kavga da var, kötü söz de var, mücadele de var, hırs da var ego da var. Yani Yalnız şey ben tabii söyleyeyim sen hala adadaki şeyi üzerinden atamamışsın. Aa, Niye biliyor musun? Normalde musun? Ya şimdi panoramadaki Akıncı onu bambaşkaydı. Şimdi bak o agresiflik devam ediyor hala yani basadan kalkıyor, yani dönüyor böyle. veriyor değil mi? Yani sen hayır ben hayır yani, onu ya. onu demiyorum ya. İyi yani iyi o abi. hani Oral'ın bir şeyi var hala üzerinde. Şiirin şiiri, son kıtası, şey, son mısrasını beğenmedim o yüzden. Hangisi? Yok be ya şaka yaptım. Ha, anladım abi. ben de. Canımsın valla. Neymiş son mısrası? Yok espri. Ya yapıyor. espri yapıyorum. Ben ya. merak Öyle ettim ya. bu arada. Yani. Son hepsi... mısrası? Yok 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 hepsi Sonluğası çok güzel. Son mısrasını beğenmemesine imkan yok. İmkan yok zaten. Lila Arama sen çok mutlu zaten. ol geliyor yanına ha, baban. En güzel yeri ya. Ha, en güzel yeri. O yüzden gırgırına söyledim. Mesela bu kadar çok şey yaşamışsın ama biz şöyle özellikle İhsan'la şöyle bir tespitte bulunduk. Düellolarda rakibine o kadar sıcak, yakın ve pozitif evet. yaklaşıyordun ki adamın bir şekilde sana olan hıncı, gazı ve adrenalini düşüyordu ve evet. bence bu e, sana pozitif anlamda yarıyordu. Buna katılıyor musun ve bunu bilinçli mi yaptın? Şimdi şöyle bir şey e, Duello hastane odası gibi bir yer aslında. Yani e, ölüme beş kala olabiliyor bazen. Çünkü hastanede kötü bir yerde. Düello'da gidebilirim ve giderken de ya da orada mücadele ederken de kimseyle Açıkçası kötü olayım istemem. Bir kere sinirlendim Batuhan'a. O da topu degaj yaptı. Top bir yere çarpıp benim böyle vücuduma sert ee, bir şeyle evet çarptı. Evet. Ne yapıyorsun ya Hı. dedim. Görmedim çünkü top nereden geliyor, niye geldi falan. Bir anlık agresyon yaptım ki onun hemen akabinde Batuhan beni 5-4 yendi de gittim Batuhan elini kaldırdım. Yani orası bir arena. Orası özel bir yer. Orada artık herkesin kendi kısmeti, kendi şeyi. Ben de orada dedim ki hani içimden gelen oydu. Spor yaptık. Ee, en doğru şekilde karşı tarafa en e, onur edecek şekilde olmak lazım. Bozuk olsun, Dora olsun Hepsi Batuhan öyle. kimle eşleştiysem hep böyle bir ılımlı olumlu olmaya çalıştım. Tabii ki şöyle bir şey e, bunu yapmam bana da iyi geliyordu. Biraz çünkü tansiyon düşürüyordu. Bu tansiyonu düşürmek benim de işime geliyordu. Açıkçası İşime geliyordu. O yüzden e, karşı tarafı sinirlendirip yükselt, yükseltmektense e, biraz ben böyle nane. Berna tam olarak şimdi onu yaptı. Mesela Aleyna Canına Berna yani. olayında e, ben orada Berna'yı hatalı bulmuyorum. Berna'yı şimdi çok iyi tanıdığım için söylüyorum. Berna orada burada arada Berna gerçekten iyi bir yarışmacı ve e, karakteri insanlığın üzerine bu Survivor koyup gelmiş. Net söylüyorum. Berna biraz kelimeler konusunda yanlış kalıyor şey yapamıyor. Hı. Mesela haz etmediğim der ki hani karşı takımda nispeten diğerlerine göre daha az yakın olduğum demek istiyordu Ama haz etmediğim deyince başka bir hale bulunuyor. Hı. Ama Aleyna'ya burada yakışan o oyun bittiğinde sessizce zaferini e, kutlayıp yerine geçmek. Ya yani bu kız orada üzüntülü. Yani bak tekrar söyleyeceğim. Düello ortamı kaybettiğin zaman hani orada da söyledim. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi diye bir şarkıda söylüyor öyle hmm. bir yer. Yani orada biraz e, saygı olacak sessizce. Ama oldu. Hakan şöyle bir şey de var. Tabii yaptığı ki... bence çok büyük ee... yanlış ki Aleyna'yı severim de. Bak yani birçok insan bizim takımda rahatsız olur. Ben hep derim ki Aleyna iyi bir kız ya derim. Hani ama birçok insan rahatsızdır Aleyna'dan. Hı hı. Ya burada şöyle bir şey var. Tabii ki biz direkt cımbızla bir olayı çekersek haklı yaksızı ya konuşuyoruz hı hı. ama oradaki yarışmacıların geçmişten hikayeleri geldiği için bazı yaşanmışlıkların üstüne olaylar patlıyor. Senin Nagihan'la yaşadığın olaylar gibi de. Evet. Anlık bir olay değil, bir hikayesi var yani. Evet. Sen ona onu demişsin, o sana bunu demiş. Geçen hafta bu olmuş, 3 hafta önce olmuş. Orada bir patlama yaşanmış. Bu aslında hepimizin hayatında olan şeyler. Hiçbir şeyin nedeni %100 Durkan, bir sebebi haklısın. Bağlayamayız haklısın ya. ama orada oyunu kazanarak zaten gerekli cevabı vermişsin sen oradan çık düellodan akşamleyin e, ertesi gün röportaj olduğunu de ki ya dün söylemeyecektim ama orası düelloydu. Berna gitti ama hiç üzülmedim çünkü haz etmiyorum dedi bana ve haz etmeyen kişi onu nasıl çatı çatır yendi de bitsin olay. Sen orada kız sinirli kaybetmiş 100 günlük emeğinin son günü gelmiş sen orada kıza kalkıp bir şeyler diyorsun. Sözünü... Bence Berna yanlış anlaşılıyor. Valla kesiyorum orada. efendim. Survivor X'e kısa bir reklam arasında gidiyor. Reklamlardan sonra buradayız. Evet efendim Survivor X'e kaldığı yerden devam ediyor. Sevgili Hakan Atipoğlu ile birlikteyiz. Anlatacakları vardı ve hala da var. Bizde var var daha var. Daha var. Söyleyeceği çok, çok şey var. Ama dünkü oyuna da kısa bir değinelim isterseniz. Tabii. Çünkü 12-11'lik bir galibiyet var kırmızı takımda. Ve Nefis'e 5'te 5 yapıyor. Geceye damgasını vuruyor. Ogeda'yı da final atışlarında mağlup ediyor. Murat abicim neler söyleyeceksiniz? Nefise için gerçekten şu anda kelimeler kifayetsiz kalıyor. Ben ne söyleyeyim onun için Furkan dede? Roman yassam, hikayeler yazsam az kalır. Nefise gerçekten dün gece damga vurdu. Son oyunda da o ana kadar dörtte dört yapan Ogeda'yı, yani o ana kadarki performansı dörtte dört yapan Ogeda'yı son oyunda yenerek inanılmaz bir başarı imza atmıştır. Nefise Nefise seni izlerken gerçekten herkes kalıyor nefes nefese. Ne diyeyim ben bu kadın için daha. beşte evet. 5 yaptı. Gerçekten inanılmaz. Nefise 5'te 5 yaparken Aleyna Kalaycıoğlu'nu da tebrik ederim. O da 3'te 3 yaptı. Gerçekten o da inanılmazdı. Kırmızı takımı tebrik ederken mavi takımdaki sıfırcılar var. Mavi takımdaki sıfırcılar kim? Birisi Seda, birisi de Merve. Seda 4'te sıfır, Merve 3'te sıfır yaptı. Seda'ya bu 4 0 hiç yakışmadı. Seda son zamanlardaki en kötü performansını ortaya koyarak bizi hayal kırıklığına uğrattı. Merve de takım değiştirince sıfırcı oldu. Merve'ye takım değiştirmek yaramadı herhalde. Bir anda o da sıfırcıların içine girdi. Merve de sıfır çekti. Şimdi buradaki en önemli nüansı ne biliyor musunuz? Şimdi bir takımında erkekleri iyiydi, kadınları kötüydü. Bir takımın da kadınları iyiydi, erkekleri kötüydü. Burada bir denge, denge orada bozuldu. Mesela bakın çok enteresan. Erkeklerde kadınlar, pardon bir dakika. Kırmızılarda kadınlar iyi, aleyhine nefise iyi. Erkekler çok kötü. Mavilere baktığın zaman kadınlar kötü, erkekler iyi. Yani o kadın ve erkek arasındaki bu ayrıcalık, Oyunun kimi kazanmasını belirledi <laughs> ve kırmızıları tebrik <laughs> ediyoruz. Tabii tebrik ederken de ee, gecenin kraliçesi Nefise'yi ve co-pilotluk co yapan Aleyna'yı da özellikle tebrik ediyorum. Tabii ki bu arada şu bilgiyi vermekte de fayda var. Dün özellikle Nefise'nin 5'te 5 yapması ve Seda'nın 4'te 0 yapmasıyla birlikte genel yüzdelik tablomuzda Seda ile Nefise'nin arasında sadece yüzde ikilik bir fark kaldığını da söylemeden Çok geçemeyeceğim. Çok önemli bir detay. Hı hı. Çok önemli bir detay. Çünkü e, Nefise Seda geçtiği an eğer atış seçmesini alırsa ...bir anda Seda yenebilir düelloda. Ve yarın öbür gün oynayacaklar. Mesela benim e, final dörtlüğümde Nefise var. Net var yani. Geçen senenin şampiyonu zaten. Evet. Nefise ile ilgili senin de fikirlerini alalım. Nefise? Ya şöyle bir şey. Performansını değerlendireyim. Onun için bir şey söylemek bana düşmez. E, çünkü ben de geçen sene onun... Şampiyon olmaması gerektiğini düşünürken e, adadaki bazı davranışlarının bana yanlış geldiğinden <laughs> dolayı bunu söylemiştim. Performans olarak çok iyi. E, bir de yaşı gereği şu an herkes düşerken o ayakta kalabiliyor. %63-80, Seda 65-60. Yani neredeyse Seda'yı ya geçecek. Seda'da bir düşüş var. Tabii ki biraz bence yaşı gereği de bir yorgunluk var. Bir de şimdi iyi fikstürler kalmaya başlayınca. O eski 4'te 4'ler, 5'te 5'ler kalmıyor. İşte Nefise burada güçlü durursa bence çok büyük bir avantaj ele geçirir. Benim final dörtlümün bir adayı Nefise. Hanzade Hanım. Evet, kırmızı takım tebrik etmekle beraber çok da aslında kafa kafaya bir skor var. Ve bu kafa kafa skorun sebeplerine baktığımız zaman biraz böyle hani yüz... 100... 100 sefer oynasalar bir kere olacak bir şey oldu. Seda Merve ikisinin 7 oyundan 0 puanla çıkması. Bu bir daha olur mu dersen bence olmaz. Merve için ilkin günah olmaz diyorum. Mavilere e, geçişi biraz duygusal karşıladı. Ağladı arkadaşlarının ayrıldığı için. Ama mantıklı düşündüğünde Merve için aslında bence pozitif bir şey oldu. Seda ve Damla'ya karşı sayı almaya çalışarak bir istatistik elde etmek var. Bir de şu an bir Aleyna var, bir sakat oynayan Nagihan var. Merve'nin rakibi <laughs> Aleyna ve Nagihan olması ona uzun vadeli yarayacak. Hele bu sezon, yani bu döneminde yarışmanın bu mevsiminde diyeyim. İstatistik bu kadar önemliyken, atış seçimi bu kadar önemliyken Merve'nin bence başına kısmet kuşu kondu diyebilirim. Çünkü hani arkadaşlarından kopma şöyle üzer daha başlarda. Yeni takıma geçtiğin zaman adın ilk yazılır diyelim potaya. Hani o anlamda bir lobin vardır takımında. Bu dezavantaj olur ama şu an baktığımız zaman 6 kadın kaldı zaten. Bundan sonraki kadın haftalarında Merve'nin potoya girmesi Kırmızı'da ne kadar çabuk olacaktıysa Mavi'de de o kadar çabuk olacak Yani daha çabuk değil Merve için hiçbir dezavantaj olmadığını düşünüyorum Ve böyle de devam etmeyeceğini düşünüyorum Nefise'yi tabii ki tebrik ediyorum Kırmızı takımın bütün kadınlarını tebrik ediyorum Aleyna ve Nagihan'ı da hı hı. Ee, Ama hani bir tek beni şaşırtmayan ve her şeyin her zaman olduğu gibi olan isim Ogeday 5'te 4 oldu Seda'nın 4'te 0'dan sonra ilk kez Az önce Hakan'ın değindiği ee, kaybettikten sonraki yorumları konusu Benim herhalde en çok eleştiren benim bu masada onu Dün ilk kez şöyle bir laf duydum Seda'dan Ve çok da sempatik geldi bana Arkadaşlar ben ayakkabılarımı çıkarayım Best of'a çıkmam herhalde bugün hani O kadar kötüydü ki Kendiyle dalga geçmeyi başaran Seda'yı ilk kez izledim Keşke hep böyle olmuş olsa Bu kadar kötü olmayı beklemese Bir sayı kaybettiğine de aynı sempatik tavrı Keşke hep yakalayabilse Bir daha da 4'te 0 yapacağını düşünmüyorum İsan evet belki de parmak basmamız gereken bir noktada da Nefisen'in Ogeday'la atışlara Aynen. gelmesi, bir kadın ve bir erkeğin karşılaşması, önümüzdeki haftalarda kadın erkek mücadelerini zaten izleyeceğiz ama Eli hani Survivor'ın uzak ara birincisi dediğimiz ile Nefisen'in mücadelesi ve Nefisen'in galibiyeti de geceye damgasını vurdu ne dersin? Vallahi sanki böyle bir Survivor finali izliyormuş gibi bir e, his yaşadım. Yani Hı. bir tarafta Survivor'ı e, alt etmiş bir Ogeday ve bir tarafta da e, her zaman başladığı günden beri çok iyi performansla gelen Hakan dediği gibi gençlik avantajını da kullanarak hiç performansını düşürmeyen ve ikisinin de ortak birçok özelliği var. Adam seçmeyen, işte rakip seçmeyen, bir takım oyunlara girmeyen, hadi sen oyna diyen, bütün takım arkadaşları tarafından hadi sıra sende dedikleri bir o kadar hadi sıra sende dedikleri bir nefise ve günün en iyileri ikisi de 4'te 4 yapmıştı. Valla inanılmaz bir mücadele. Tabii ki Nefise'yi ayakta alkışlıyorum. Ee, bir şampiyonluk sayısı gibi bir sayı. Yani çok çok önemli bir gözdağı. Hem rakiplerine, hem arkadaşlarına, hem herkese ee, çok büyük tebrikler. Ee, oyunla ilgili şunu söylemek istiyorum. 12-11 biten oyunlarda oyunun işte kaybedin olmaz, kazananı olur diyoruz ya. Dün akşam için geçerli değildi. 12-11 bitmesine rağmen oyunun kazananı var, kaybedeni var. Oyunun kazananı kırmızı takımın kadınları ve mavi takımın erkekleri. Oyunun kaybedeni, belki kazanmış olmalara rağmen kırmızı takımın erkekleri ve mavi takımın kadınları. Neden? Ben bir şey söyleyeyim bu arada. Ben Tabii. o lafa hiç katılmıyorum. 12-11'lik oyunu kazanan 10, e, kazananı var. Kaybeden daha büyük kaybediyor. Bunu net evet. olarak söyleyeyim. Daha Bak, bir kaybeden bir... daha acı kaybediyor. Pardon. Estağfurullah. Tam bir hanzada gibisin araya girdin. Tam hanzade diyecektim ya. ki, tam diyecektim ki, <laughs> "E İhsan şöyle dememiz gerekiyor evet. Bir müsaade et, bir müsaade et. Nerede ya. müsaade ettim?" Hakan, Hakan misafirimiz ya. Sezonu mi yani? böyleydi tabii. Misafir her zaman Hakan tabii benim, bu abi. Misafirim Aynen. hem çok yakın arkadaşım. Tabii Şimdi iki program mi? daha Hakan gelse o zaman çarşı karışır <laughs> değil mi? Bu Bak Hakan'la bir olayım var, var panoramada yıllar önce. Evet. Hakan e, hem moderatörlük yapıyor hem yorumculuk yapıyor. İhsan, seninle ilgili bir, bir konu var, bir konu var. Sana sormak istediğim bir konu var dedi. Dinliyorum. Bir başladı abi. Tam 6,5 dakika sürdü. Allah Allah. <laughs> geldi soru geldi ya. Sonra söz bana geldi. Dedim soru neydi abi? 6,5 <laughs> <laughs> dakika konuştuktan sonra bana verdi. Hatta böyle bayağı bir gülmüştük. Hiç unutmam onu. Neyse. Ben Hakan kaldım. Görebilirsin. Yok yok. Aynen. Nerede kalmıştın? Kaldığım yer şu. Şimdi mavi takımın erkekleri ne yapmış? Ve kırmızı takımın e, kadınları ne yapmış? Onu anlatacağım. Şimdi mavi takımın erkekleri 13 oyuna çıkmışlar. 10 galibiyet. Kadınları ise 10 oyuna çıkmışlar bir galibiyet. Şimdi mavi takımın kadınları 10 oyuna çıkıyor bir galibiyet olar. Orada Seda var, Damla var, yeni transfer Merve var. Onda bir yapıyorsunuz. Erkekler 13'te 10 yapmış. E şimdi diğer tarafa dönüyorum. Kırmızı takımın erkekleri ne yapmış? Ne yapmış? 12 oyuna çıkmışlar. Sercanlar, yenilmez özgürler, efsane Atakan, efsane Hil Hilmi Cem. İşte hadi Yunus Emre raporlu. 12 oyuna çıkmışlar. Sadece ve sadece 2 galibiyetleri var. Ama kırmızı takım kadınları 11 oyuna çıkmış 10 galibiyet almış. Bakın 11 oyun. içlerine sakat Nagihan var. Ah bugün gider yarın gider diyeceğimiz Aleyna var. Ve tabii ki Nefise var. Ya bir takımda 11 sayıyı kadınlar getir 10 sayıyı kadınlar getiriyorsa zaten o takım kazansın bir zahmet değil mi? Yani kadınlardan sen 10 sayı alıyorsun Oradaki erkekler şimdi kazandım diye mutlu oluyorlar. Evet, yarın bir gün şey olacak ama bence dün akşamı kazananı değiller. Şöyle bir kendilerine çeki düzen vermediler. Lazım. Yani çok kötü performans. Gittikleri ödül de futbol ödülü. E çok kötü performans ya. Yani <laughs> bu performansla e, yani bilmiyorum ama ben tabii ki tekrardan söylüyorum. Nefise 5-5. Beş. Ve son oyun Ogedayla olan oyun. Yani Ogeday'ı yenmek. Biz Ogeday'in panziyeri kim? Bir tek Özgür mü diyorduk? Hatta Atakan yenemiyor. O yenemiyor. Nefiseymiş. Özgür işte Bazen Ogeda'yı zorluyor helal olsun dedik. Mesela Nefise ile Ogeda ilk defa oynadılar diye biliyorum karşılıklı bu tarz bir oyun. Ve Nefise Ogeda'yı de yenebileceği yani gösterdiği için bize demek ki yani final dörtlüsü değil hatta belki de belki final de finalist... oldu. Aynen. Evet. Çünkü ben yani benim mesela öngörümde bence herkes gibi final dörtlüsü değil de finalde Ogeda kimle mücadele edecek gibi bir algımız var ya. Çünkü Ogeda'ya böyle çok önde gidiyordu. Oraya acaba kim gelecek kim gelecek derken bir göz kırpanlar olmaya başladı son dönemde tebrik etmek lazım. Ama yani final dörtlüsünde bence olmazsa olmaz o kadar. Yani Batuhan var. Kim var? Batuhan. Gazı biraz açacak bir mı diyorsun? Cidden? biraz Batuhan'ın bir, 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 biraz daha bir şey yapması Bil lazım. Ben bir şey söyleyeyim. Biraz, biraz daha hazırlıklı ani gelmese. Yani Batuhan şu an ısınıyor. Survivor şampiyon bitirebilir. Tabii ki. Ama şu an kendi potansiyelinin altında gidiyor. Bence yani. Bir tık evet ama toparlayacak. Ama sonlarda evet Gazi Çok açtı. net toparlayacak. Batuhan dedin de <laughs> Batuhan Gerçekten seni bir abi falan gibi görmeye başladı, evet, değil evet, mi? Orada evet. inanılmaz bir bağ kurdunuz. Evet. Batuhan'la bu nedir yani? Hakanla ne kardeş gibi görmeye başladı. Ya sen ne evet. oldu da böyle bir anda inanılmaz bir dostunuz oldu? Çünkü e, o da çok iyi bir çocuk, çok karakterli bir çocuk. Yani senin tam böyle bir kardeş olarak göreceğin ve onunla ilgileneceğin tecrübenle beraber ona da ilaç gibi geldiğin gibi hissettim ben. Ne oldu aranızda bu bağ? Şimdi şöyle Batuhan ilk geldiğinde e, panoramadan dolayı bana çok ön yargılıydı hmm. net olarak yani. Panoramadan hissettim. dolayı? Tabii tamam. ki ama böyle arada kaldı çünkü bu tarafta Poyraz var, <laughs> bu tarafta Hakan var. Yani hmm. derler ya yukarı tükürsem bıyık, aşağı tükürsem sakal. Tamam. Böyle kaldı ama Yasin ve Furkan'ın el atmasıyla Batuhan onlardan yana onlarla beraber takılmaya başladı. Yemekleri beraber yiyorlar. Erzak ayrı bizde çünkü ben Seda adamla ayrı yeriz, onlar Kadınlar ayrı yer. Kadınlar ve sen tabii, tabii, e, ee, hiçbir şey öyle bir çok bir muha muhataplığımız yok. Bir gün böyle oturduk samim bir sohbet yaptık falan. Ee, böyle bir ısındı bana. Ben de ona ısındım. Aklı başında çok düzgün, iyi yetiştirilmiş bir çocuk. Ee, hani ben de ona ön yargılıymışım. Benim de ön yargılarımı kırdı. Ama bizim esas olayımız, tabii arada bir top olayı var bu arada. O olay da anlattığım gibi gerçekten. Sabahleyin dört kişi Yasin olayı, abi. Top bak Ben size anlatayım. Şimdi, Sabah erken kalktım. <laughs> Şimdi şöyle, anlatayım mı olayı 3 evet. dakika sürer <laughs> yani. Şöyle bir olay. Şimdi oyun alanında bana dediler ki Mustafa Kemal geldi. Dedi ki abi dedi, Batuhan dedi atışları istiyor yeni geldiği için dedi. Siz dedi zaten tamam demiş herkes. Ben de tamam diyorum bilgin olsun dedi. Dedim ki bana kimse sormadı ki dedim. Şimdi Batuhan demiş ki mavi takım onayladı ben atışları Mustafa alayım. Mustafa Kemal diyor bunu. Evet Mustafa Kemal bana da sordular ben tamam dedim siz de tamam deyince hani öyle bir atış kiti mi var verilen? Evet, Onu anlamadım çünkü. Bu Sema'ya da verildi. Atakan'a verildi. Hüceme de verildi. Hani Batuhan da 10 gün boyunca arada istemiş istemiş. En son düvel olunca bari isteyeyim iyice demiş. Mustafa abiler tamam demiş. Hı hı. Sonra ben gittim dedim ki, Mustafa abi Mustafa abi kit verecekmişsiniz Batuhan'a. Eee sıkıntı yok verin ama dedim ben bu sene şimdi benim basket at atacağım, hı hı. seçeceğim aşikar. Hı. Basket topuna ben de dokunmadım da. O yüzden dedim lütfen dedim basket topu olmasın dedim. Tamam dedi o zaman dedi biz dedi hiç atışı vermeyeyim. Dedim, mi? Siz miysiniz ama basket topu olmasın dedim. Neyse Batuhan'a hiçbir atışı vermemişler. Akşamleyin biz oyun çıkışı dönüyoruz. Safari'ye bindik. Böyle bizim safarilerimiz var böyle kamyon gibi. Onlarla limana gidiyoruz. Limandan adaya gideceğiz. Şimdi ben böyle sana bakarken Murat abi falan görebilen bir insanımdır. Biraz böyle gözlemim vardır yani. Öyle, öyle safari'de oturuyorum. Yasin böyle Batuhan dedi. Böyle böyle yaptı. <laughs> Batuhan böyle kalktı yerinden. Araba giderken Yasin'e gitti. Yasin kulağına bir şeyler söyledi. Sonra şey dedi. Ben de gözlemliyorum. Dedi ki gün doğumunda dedi. O da böyle yaptı. O da böyle yaptı. Allah Gece dedi, dedi ne olacak bir şey var dedim belli. Atayım oğlundan kaçar mı? Sabahleyin He. ben erken kalktım. Sonra işte yerime dönüyorum uyumak için. Yasin'i gördüm. Yasin'e şöyle kafa selamıyla günaydın yaptım. Böyle yaptım. Çünkü herkes uyuyor. Yani şey yapmadım. Böyle yaptım. O da böyle yaptı. Yukarı doğru bakıyor. Şöyle bir tavşanın uykusuna yattım. Yasin 5 dakika sonra ayağa kalktı. Gitti Batuhan'ı uyandırdı. Sonra Furkan da kalktı. Sonra Ogeday kalktı. Allah, Şimdi Allah Uyuyor zannediyorlar. Tabii tabii. Sonra ormandan ses geliyor. 10 saniyede böyle. Pat. <laughs> Pat. Aa, dedim dur bakalım. Eyvah. Devam ettim. Yere geldi. Yakalandılar. O. Neyse uzaktan baktım. Aa, bir baktım. Biri sepet gibi bir şey yapmış onu tutuyor. <laughs> Biri atış yapıyor. Allah Allah. O gider yandan taktik veriyor. Furkan da yere düşen topları topluyor. Teşkilatı atar... Olay ne de, Hakan'ı baskette yenmek. <laughs> Seçeceğim ya basketi. Sanki Michael Jackson'sın ha. Hemen gittim adamı... Michael abi. Mabiri... Michael <gülüyor> Jordan <gülüyor> <diyor>. Michael Jordan diyor. <laughs> Michael, Michael Jackson'la böyle yap. Dansa <laughs> kötüyümdür ama. <laughs> Neyse hemen gittim gece muhabirini uyandırdım. <laughs> Cihan dedim. Bir baksana dedim. Çünkü baksana dediğim şu. Bizim adada bir tane inik bir top var. <laughs> i̇nik ama. <gülüyor> İçindeki <gülüyor> şanvel mi derler? Böyle Şamveli içine kaçmış attığın zaman şöyle şöyle gidiyor. Dokunamazsın bile. Böyle hani patlak zaten. Ee, hani Ronaldinho'dan kalma bir top. Yasin'e böyle işte ayak tenisi için Ronaldinho antrenmanı yaptırmıştık. Oradan 10 kere dokunmuş usur. Sonra ağaçlara çarpa çarpa patladı top. Neyse bir baksana dedim Cihan Top dedim patlak mı yoksa yeni top mu dedim. Tamam abi dedi. gitti baktı abi dedi top dedi şişik dedi. Emin misin dedim? Evet abi parlıyor böyle dedi. Tamam dedim. Attım cebe. Kime sordun sen onu? Kime sordun? Bizim gece, gece muhabir <laughs> <diyor. gülüyor> <Ama. gülüyor> sen gitsen yakalan, sen olmaz. Başkası gitsin. E tabii şimdi. Ya, e ben bir şey gitmeyeyim. yapmadım. Sonra e, ben attım cebime onu duruyorum. Öğlen oldu. Öğleden sonra daha doğrusu. Zaten iki falan böyle. Yine ben yatıyorum Baraka'da. Bam. Bam. Yine Çok sesler başladı. Bu <laughs> sefer iki kişiler ama. Baktım Yasin'le Batuhan çalışıyor. Bizim muhabir Ahmet'e dedim. Ahmet bir baksana dedim. Top inik mi? Patla şey mi şişik mi çünkü hala Cihan dedi uykuludur falandır böyle falan baktı. Abi dedi şey dedi bayağı top, top. Top, taze dedi yani <laughs> parlıyor dedi. Tamam dedim sonra ben bunu iyice e, tabi kameralar gidiyor çekmeye tam o sırada bunlar olaya uyanıyorlar. Sonra sahneyi söylüyorum ben e, bunlar geliyorlar bir meydan var bizim o barakanın orada meydanın oradalar. Barakaya 50 metre ben barakadan çıkıp yürüyorum. Sahne şu. Yasin elinde patlak top var. Böyle yapıyor. Patlak topla. Hmm. Batuhan da yanında duruyor. Ben oraya gidince böyle yaptı Yasin. Hakan dedi çalışmak ister misin atış dedi. <laughs> böyle yaptı. <laughs> patlak topla mı dedim tamam mı? Kaldı böyle bir iki saniye. Yok dedi. Batuhan'ın çantada şey var dedi. Yasin dedim geç o işleri dedim. Siz dedim sabah da çalıştınız. Burada şimdi de çalışıyorsunuz. Hak yiyorsunuz dedim. Ayıp dedim. Benden gizli böyle bir şey yapıyorsunuz. Adama basket seçeceğim diye değil mi dedim. Ne güzel ya dedim. Adamı şimdi karşıma dedim. Bir buçuk saat atış yapıp çıkaracaksınız dedim. Ayıp dedim ya yazıklar olsun dedim. Yaman doğru dedi. Yaman dedim. Ben dedim gidiyorum dedim. Aldım çantamı bastım barakadan gittim. Sinirlendim çok sinirlendim. Bir buçuk saat çalışmış. Sonra işte ekip geldi yanıma. Dedi ki Hakan dedi işte haklısın. O zaman şöyle yapalım dedi. Sana da biz atış hakkı verelim bir buçuk saat. Çalış dedi. Yok dedim kabul etmiyorum dedim. Niye dediler? E, dedim Mustafa Kemal Yaman ben Batuhan'a elenirsem belki onlarla oynayacağım. Onlar ne olacak falan. Neyse olay böyle düğümlendi. Akşam düelloya çıktık. Ve ben düelloya bu olayı aynısını anlattım. Ve olay yani hani samimi söylüyorum ki böyle yaşandı. Şimdi burada ben haksız mıyım, haklı mıyım? Haklısın. Ve top çalınmış şeyden. O ama zaten var? o ekrana da yansıdı. Evet. Bu şekilde oldu da, oldu da ekrana yansıdı zaten. Ve ben... De dile getirdim. Ama top hariç de ona set verilseydi de bir problem olmaz. Hiçbir şey verilmiş. Evet. Ama sonradan çok mutlu oldum. Böyle bir şey olduğuna. Çünkü o gün Batuhan çalışmasaydı, mantık olarak bana 5-4 yenilen bir Batuhan çalışmasaydı, belki bana 5-2... 5-1, 5-3 yenilecekti ve Mustafa Kemal'le kum torbasına çıkıp Mustafa Kemal'e sakat ayağıyla elenecekti. İyi ki elenmemiş. iyi ki bu olay yaşanmış. Hı hı. Ben de kalmışım. Batuhan da kalmış. Sonra biz Batuhan'la çok iyi olduk. Çünkü zamanla o e, Ogeday Poyraz Yasin tarafının bir listesi olduğunu ve listede Yaman'dan sonra Batuhan geldiğini anladı. Çünkü Furkan yazıcı falan <laughs> sinirlendi. Bu arada konseyi terk etti. Ormana gitti. Ormanda herkes arıyor. Ben buldum onu. Konuştum. Bak dedim ben yanındayım dedim falan. Orada bir dostluğumuz başladı. Ondan sonra ben böyle Batuhan benim. Nasıl diyeyim? Kardeşim gibi hani Ayıptır Söylesi evladım gibi, dostum gibi. Böyle bir e, arkadaşlığa büründü. O beni çok iyi tanıdı, ben onu çok iyi tanıdım. Ve gerçekten her şeyde birbirimize destek olduk. Bir şey olduğunda o benim yanımda, e, ona bir şey olduğunda ben onun yanındayım. Böyleydik. Ve ben Survive'da ilk defa bir erkek yarışmacıyla bir işbirliği yaptım. Şeycim, o sana benim ön Murat çok yaptım. Yaptım. Sen de ona karşı Bilmiyorum. ön yargılıydın değil mi? Evet, evet tabii ki. Çok ön yargılıydım çünkü izlediğim Batuhan iyi değildi. Demin Poyraz <laughs> için de aynı şeyi söyledim ya. <laughs> evet. Poyraz da öyle değildi. Ama her zaman söylüyorum, insanız. Birebir temas etmek başka bir şey. Ben Batuhan'ı tanıyınca Batuhan'ı sevdim. Poyraz'ı tanıyınca Poyraz'ı sevdim. Peki o zaman şu, böyle şimdi, geçti. E, şunu soracağım sana. Şimdi orada elenme listesi belli yarışmacılar evet, vardı evet. ya. İşte kimler bunlar? Batuhan, Aysu, Yaman, Berna. senin ismin geçiyor Berna. Aslında sen orada o listedeki yarışmacılarla birlik olup bir harekette bulunamaz mıydın? Ben bekledim açıkçası senden biraz. Kimlerle? Listedekilerle. <laughs> Aynen öyle. İşte hep diyorlar ya böyle bir teşkilatı yapsa yapsa Hakan yapar. Kar yağsa yağmur yağsa deprem olsa Hakan'dan biliriz. Aslında ben en son çıktığım benden sonra Yasin çıktığı durumda bile ilk aday ben çıkmayabilirdim. Evet o pota Yasin Sedalar, o Bernalar, Batuhanlar. Biz beş kişiyiz karşı taraf dört kişi. Yasin'i yazabilirdik. Yaman'ı yazabilir O hafta siz daha fazlaydınız. <laughs> Sizin Tabii tarafı. ki. Aynen. E şimdi öyle bir durumda e, biz Yasin'i yazmak gibi bir hareket yapmadık mesela. Çünkü ben teşkilat peşinde değildim. Son gün olayı anlatıyorum. Ama size. mesele teşkilat ha. değil ama bak şöyle bir şey var. Şimdi senin ismin devamlı çıkıyor. Evet. Bir tepki verirsen bu anormal tamam, bir durum olmaz daha ki. daha dürüst yaklaşayım o zaman. Damla Seda Seda'yı ikna edebileceğimi düşünmedim. Hmm. Çünkü... Onlar her ne kadar benim çok yakın arkadaşım bile olsa beni performanstan vurmasını biliyorlardı. Seda o kadar. Yani yedim, orada o dostluğu evet. görmedim ve onlar da belki kendi çıkarları için bu konuda performans konusunda Ogeday'dan ve Poyraz'dan yana tavır alıyorlardı. Mesela bu evet. da beni Damla ve Seda ile ilgili rahatsız eden bir şeydi açık söyleyeyim yani. Hı hı. Ben onları dostum olarak görüyordum ama onlar gerektiği zaman beni yazıyorlardı da. Hı hı. Ama benim dostluğumda arkadaşın cumali de olsa yazmayacaksın. Arkadaşın Murat Özer de olsa yazmayacaksın. Çünkü benim Murat abiyle bir burada bir işbirliğim var. Benim Furkan'la bir işbirliğim var. Ben Furkan'ı 15 yıldır tanıyorum. Ben Furkan'la şu an aynı Survivor'da olsam ben Furkan'ı korurum. Peki 15 yılda Furkan'ı ben çok iyi tanımışım. Buradan da Begüm'e gideceğiz arkadaşlar. Peki bu bu konuşmalarının sonunda bir Begüm gelecek. <laughs> sonunda gelmez zaten söyledim ben bir saat önce Begüm. He. Yani Begüm'e anlattım zaten. Seda Onu zaten ve Damla da mı biraz hani lafı net içerisinde galiba? Efendim? Bu. Seda ve Damla da biraz galiba yani şöyle sıyafet... yani onlar da şunu diyordu ya. Yani şöyle bir durum. Şimdi kimse kimseyi kandırmasın. Poyraz elendiğinde e, Salih Sümük ağlayan bir Seda Damla var. Ben elendiğimde öyle değiller mesela. Ha hmm. şöyle bir şey. Benimki 3 ay içinde e, olan bir e, sindire veda sindire gibi. sindiri yani. Sindire sindire. şok, kalp krizi gibi yani. Bir anda böyle üzüntü büyük tabii. Ama yine de ben dostum olarak ee, yanımdakilerden daha büyük bir üzüntü beklerim Ya da gittikten sonra Poyraz e, onun acısını yaşadıkları kadar Hakan iyi ki kaldın da tam olarak Desinler ben bunu görmedim Ben Poyraz'ı eledim odaya bir geldim Ana bir helva kavrulmuyor Seni görünce Enazir de akıllarına geliyor gibi, gibi hissediyorum Ben böyle adada şey gibi geziyorum Çekinerek geziyorum <laughs> Kardeşim Azrail, ben Ben Poyraz'ı elemişim. Yani. Poyraz beni ağırlık demiş Beni dört aydır yazmış Yasin 4 aydır yazmış o Ogeday 4 aydır yazmış Bana %98 de olsam Seni yazacağım demiş 4 ay bir gün beni niye yazdınız dememişim Bir kere oyunların alanını terk etmişim sadece O tepkimin de sonra yanlış olduğunu Adada da söyledim burada da söyledim Veda ederken de söyledim Ama yani nedir bu yani Bu kadar da olmaz e Gitti Poyraz önümüze bakalım abi, Ne yapalım bu yani eldeki bu O zaman cesaret edip çıkmayacaktı Peki ya. sen Yasin'i eleyemez miydin Bir o hikayeyi dinleyelim evet, mi? Onu da anlatayım size Yasin, e, hatta bir kere konseyde şöyle bir şey söyledim. Yaman yanımda, bilmiyorum görüntüler yansıdı mı. Biz e, aramızda öyle hani, e, Yaman'ın lafıdır bu, ekmek deriz. Hani kolay yarışmacı, ya bu ekmek deriz böyle. Yaman dedim, sana ekmek diyorlar ama burada daha büyük ekmekler var dedim. Kim abi dedi, dedim bak yanında dedim, Yasin dedim, Yasin baktı böyle, Yasin dedim, da ekmek dedim. <laughs> <Ama, gülüyor> Kara Poyraz var dedim. Poyraz dedim şey dedim. Baton dedim. Uzun boylu ya. Baton ekmek dedim. Hepinizi ben göndereceğim. Üçünüz de bak göreceksiniz dedim. Aa, gülüyorlar falan böyle. Ama hani aslında gerçekten düello da tecrübelendiğim <laughs> için onlar da hiç girmediği için Yaman dışında. Yaman da atışı Tabii. ben seçeceği için. <laughs> aklımca meydan okuyorum. Bu dediğim bir buçuk ay önce falan. Hani elenmeden bir ay önce aşağı yukarı. Neyse ee, eşleşmeler oldu. Yasin var, ben varım. Özgür var, şey Sercan var, Yaman var. Yasin Yaman eşleşti. Hakan Sercan. Sercan'la oyun 4-4'e geldi. Ve ben orada 5-4 kaybettim. Ee, orada kazansam çok güzel olurmuş ama kazanamadım. Niye yalan söyleyeyim? Elimden geleni yaptım. Yasin Yaman oynadı. Yasin 5-1 Yaman'a kaybetti. <laughs> Yasin surat pıt düştü. Çünkü hani Yaman, hani Yaman... Hani Yaman'ı seviyorlar ama bir yandan da böyle ...bir böyle hor görüyorlar, kullanıyorlar yani. Hani Anla aşkı biraz değil, Anla. bayağı Yani anlatabildim mi Yani Ben de bu tavrı sevmem alt devre, mesela. Alt devre, alt devre. Ama yani, Yasin bunu çok hissettiriyor. Şöyle net bir şey söyleyeyim size. Yaman'a gidin sorun deyin ki... ...senle en çok kim dertleşti, en çok kim nasihat verdi? Sen yapmışsın. En kötü haftada iki gün Yaman'la gecenin birinde, ikisinde... ...bir saat nasihatlaştığımız olmuştur. Sana yani güzel doldururlar, sana güzel doldurdum. Ve hep şunu söyledim Yaman'a... ...bak dedim, sana bir şeyler anlatacağım şimdi... Ama kesinlikle arkadaşlarını bırakma. Bu arkadaşlarını bırakmak sana yakışmaz dedim. Çok çirkin durur dedim. Hep bunu söyledim. Onlar senin ayretlik arkadaşın dedim. Hiçbir zaman da yanlış yapma deyip onun aslında daha güzel bir Survivor'ı nasıl geçirebileceğini ama bu fırsatın kaçtığını hep anlattım ona konuştuk. O da bana anlattı bir şeyler falan. Bayağı bir dertleştik. Neyse Yasin tabi yamanı yiyince surat bir karış aşağıda. İlk defa Survivor'da şöyle bir şey oldu. Dediler ki düellonun yarısını bugün çekiyoruz. Yeri kalın da iki gün sonra finali. Çekeceğiz. Evet, finali hmm. sonra çekeceğiz. E şimdi durum böyle olunca ne oldu? Bir anda duello ilk defa çıkmış heyecanlı bir Yasin, iki günde heyecanını attı, sanki ikinci bir duello çıkmış gibi oldu. Hmm. Bir anda Yaman gibi yanında cepte gördü birine beş bir yenilen Yasin, o üzüntüsünü atmış oldu. İki gün boyunca atışları istişare edip en doğru atışı, o da Hakan'ı hiç oynamadığını risk alarak seçen bir Yasin geldi ortaya. Şimdi Yasin o üzüntüyle. O yorgunlukla, o psikolojiyle ve o panikle bana herhangi bir iki atışı seçseydi o kondurma hariç ben Yasin'i paketlerdim. Net olarak söylüyorum. Yasin benim için Dora'dan sonra oynayacağım ama en kolay düelloydu. sen söyledin ama dedin ki git o atışı seç dedin. Niye söylüyorsun onu? Ne zaman? O kum torbası atışını Yasin'e sen dedin hadi dedin demedim. sen de oynamadığın olsun benim de oynamadığım olsun o atışı seç dedin yok, ona. Yok yok öyle demedim. Yanlışım var hayatta böyle bir şey demem. Dedin. Seçtikten sonra böyle bir yorum yapmış yaptım olabilir. Yani seçtikten sonra demişimdir ki mantıklı bir hareket yaptım. Bulacağım görüntüyü. Bul. Var mısın iddiası? Varım iddiaya. Ne istiyorsan. Sen var mısın? İşte ben söylüyorum zaten. Tamam, gayet ne, nerede yani, yemeğine söyle o zaman. <laughs> bir yer yemeğini, söyle. Beraber yemeğine iddiasına girme. Sponsor bulursunuz. Ne yemeğine <laughs> iddiasına giriyorsun? Yok o işlerde <laughs> e, o işlerden, o şey. işlerden ben koptum. Çünkü burada <laughs> master'ı var o işin. Yani, yani <laughs> şey, öyle <laughs> Master şeylere şeylere var? Öyle şeylere girmeyin yemek yani, yemeyin. Yemeyin. yani şöyle, Balığı görüyor. Yediği en iyi balık. <laughs> eti görüyor. Böyle bir et yok. Kafamda, <laughs> nerede kafam, kafamda şöyle toparlayayım. Sen Yasin'le final atışına çıkmadan önce önce Yasin'e sen o o atışın ismi ne? Kum torbası elmi. Kondurma diyelim. Kondurma. O atışı seçmesiyle ilgili fikrini söylüyorsun. Tamam. Ben de iddia ediyorum. Ki öyle bir şey demedim. Yasin, seçtikten sonra bana yapacağım en doğru ikinci hamleydi onu yaptın dedim. Oradaki tek korkum da bu meraktı. Çünkü bumerang seçseydi ben oyunu oynamadan bırakacaktım. Omuz. Tabi. Aynen, omuz. Çünkü sağ elle zaten onu patlatamam. Evet. Ama benim kolum sakat ve o patlatma yukarıdan atışı solla yapmam sen lazım. Normalde solak, sen normalde solaksın. Sen normalde solaksın. Tabii ki ben, ben seni sol... oy oyunlarda görüyorum sağ elle atıyorsun. Evet. Gerçekten. Anlayamıyorum yani. Evet. Solak. Ben işte tanıyorum Hakan'ı. E, solak. Ben sonra ama sonra sağ elle atıyor oynadım. bazı atışları. Neden olduğunu mesela... Şöyle herhalde. bir avantajım var. Tabii ki kol sakat olduğu için ama şöyle bir evet. avantajım var. Yaptığım spor gereği Tabii. bu kolum %100 ise bu kolumda da %30-%40 bir kırk bir Normal bir solak kadar şeyi vardır. sağ kolunu kullanmak Ama değilsin. inan bana düelli atışlarını orada sahilde öğrendim. Yani evet. bak ne diyorum sakatlanmasam kendi kolunla kendi parkurizmle yapsam... Yani hani şu an diyorum ya son dörtlüm belli. İnan bana son sekizi yazardım kendime. Ki hazırlanmadım halimle yazardım. Ve iki evet. sene sonra tekrar gideceğim. Evet. O zaman ameliyat olmuş iyileşmiş ve daha hazır, daha fit. dinç, Bu asıl daha günün, fit günün haberi Arkan oldu ya. ya. Günün haberi Yo, bu oldu. Gerçekten ben bunu ee, şey, şey. Acun abiyle, de, <laughs> <Buna sorayım. gülüyor> de, de o sağ olsun. Acun abi de sağ olsun. Hani, e, benim için çok güzel şeyler söylemiş. Orada o da söylemişti. O söylemeden ben söyledim. Ben seneye değil ama bir sonraki sene Hazırlanıp Survivor'a gitmek istiyorum. Tabii alırlar sana. İlla duymasın. Kızı yine bunalıma sokacaksın be abi. Yok, yok, o zaman ben çok de çok sana... Sen ol. şimdi ya bu iyi. ince hesapları bilen adamsın. Ben de bir şey söyleyeyim mi? Hı. İnşallah gittiğin zaman... Doğru kıyafet seç. Çünkü üstünde su tutan, sana ağırlık yapan bir kıyafet seçtin. Sen bir yüzücüsün. Ya haklısın Bak, ama. Bak sen bir yüzücüsün. Normalde vücuduna yapışan Aha. ve yüzücüler bilirler yani evet, şort evet. giydiğin zaman veya pamuk pamuklu bir tişört giydiğin evet. zaman suyu tutar ve seni ağırlaştırır. Urkan, çok önemli bir çok şey. Çok haklısın ama. Şimdi e, beni bir saniye yavaşlatacağına ben şeyi polyester kıyafetleri sevmem. Evet. Koku yapıyor. Çok kokuyor. Ben sevmiyorum gerçekten. Evet, Pamukluya yani. rahatım ben. Ben öyle bir tişörtle olacağım ki gecede uyurken rahat edeceğim, parkurda da rahat edeceğim ve temiz oluyor. Bir yani. şey söyleyeceğim. Temizlik Kadınlar zaten kadınlarda orada. bir içlerine giydikleri bir kıyafet var bir dışlarına. Erkeklerde evet. bu fırsat yok mu? iç dış iki tane giyersem zaten saçma oluyor. Hayır, oyunlarda yani yok, 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 yok. oyuna erkeklere yok. bu şans verilmiyor mu? Ya şöyle giymem polyester giymem ya fırkan. Oyun esnasında giymel lazım giymem. ama giymem ya, Hiçbir şey lazım. fark etmez ki. Yapma. Çok fark etmez. E, soğuk so, oyunlarında. Çamurda, şimdi bak soğuk oyunda yoksa normal değil, kara oyunda. Bir tek çamurda fark çamurda, edebilir. Ben çamurda ben ve çamurda çamurda ben suda ben çünkü de. neden? Mesela şimdi Tura abi'nin üstüne giydiği kıyafet, vücuduna yapışan ve pamuk olmadığı için, su Abi, tutmadığı için. Abi koku yapıyor ya. Ya Ben sevmiyorum işte. Ben polyester hayatımda giyemem Ben Sen normal hayatta da sevmem. Yani giyerim yarım saat sonra çıkarım. Ya, Sporda ya, bile giyinmem. Yani, şey 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 <laughs> mesela o tabii kara oyun olduğu için su yok. <gülüyor> <gülüyor> Futbolcular giyiyor mesela. Futbolcular formanın içine futbolcu giriyor da futbolcu devre arasında değiştirme şansı bile var. Oyun sonunda da atıyor Ben Orada 4 ay sonra. 5 ay polyesterle ne olur biliyor musun? Böyle gezerler yanımda yani. Hyundai 15 sene önce. Bunlar 15 sene önceki formaları hatırlayalım. Hepimiz de eski formalar evet, vardır. Pamuklu. O formalar pamuk ama ter tutan, su tutan ve ağırlık yapan. Şimdiki formalar nasıl? İncecik polyester, su evet, üstünden akıp gidiyor. Evet, 100 gram ter zamanımıza giydiğimiz formalarla şimdi o formalar değil, çok farklı. Yüzerken, yüzerken senin üzerinde yarattığı ağırlık. Ya ben onu zaten kapıyorum. O kadar ince bir şey düşünmedim ama güzel bir tavsiye. dikkate almayacağım. Şöyle diyeyim. Yani <laughs> e, daha hazır bir şekilde gidersem hiç yaşım fark etmez. E, çok açık söylüyorum ki zaten sakat değilken beni orada Ogeday dışında, Ogeday ile Furkan dışında kimse geçemez hız olarak. Hilmi Cem de dahil. Net söylüyorum. Bu sene de öyle oldu zaten. Yani sakat olmadım ilk Hilmi Cem geldi değil Hilmi Cem'den hızlıydım zaten. Şey şöyle notuyalım. bir şey. E, Twitter'da, ben dememiştim diyebilir. Twitter'da, Twitter'da parkur hızlarını yapan hesaplar da var. Bakın iddia ediyorum hep ilk dörtteyimdir yani son bir ayım hariç. Hep ilk dörtteyim. Kayıt altındayız zaten tamam. Aynen biliyorum zaten onu bilerek geldim. <laughs> 1560. canlı yayınım yani. <laughs> ya yani o yüzden e, bir daha gidebilirim. Ee, ama tabii hayırlısı. O zamana ne olur ne biter, hayat bize ne getirir bilmiyoruz. Tabii iki sene çünkü bayağı uzun bir zaman. E uzun zaman hazırlık içinde güzel, güzel bir zaman. Evet. Var. Yani de önce ameliyat olacağım. Sevgili Mustafa Karahan işte haftaya gideceğim. Bir takvim belirleyecek. Ondan sonra ameliyatım olacağım. Çünkü şu an şöyle diyeyim bana. İhsan dese ki yani omuzumda böcek var, sinek var alır mısın dese. Bak şu kadarım yani. Bak bu kadar. Böyle götüremiyorum. Şimdi sağ, ya. sağ da problemliydi. Aa. Sağ problemliydi. Zaten Hala var ama artık Ondan, kronik kaldı o yani. Zaten o şeyden ona, bir şey, diye, o şey, ona bir şey değil. Buna bir şey yapamam. Su topundan da tabi abi, yıllarca oraları zorlamış. Tabii, tabii, tabii. Adam su topunda devamlı suyun içinde top evet. atmış abi. At babam, Aynen. at babam, at babam. Yani Aynen. zamanla tabi orası... Aynen ama velhasıl kelam güzel bir Survivordı Keyifli geçti, ben çok eğlendim. Umarım siz de yorumlarken eğlenmişsinizdir. Çünkü bazen ben de buradayken bazı sezon oluyor böyle oluyor ama bu sezon çok güzeldi. Hiç sıkılmadım. Emin güzeldi. Yani gerçekten çok güzel. <laughs> yani izlerken ayrı bir güzel, eminim yorumlarken ayrı güzeldir. Hani ben de mesela çok isterdim böyle bir sezonu belki seneye de All-Star olursa tekrar. Çünkü böyle bir şey olabilir. Ee, çok mesela öyle bir şekilde yorumlamak keyifli. Bizim olur. için en güzel yarışmacılar kim biliyor musun? <laughs> Sen, Nagihan, Damla. Benim Yunus. için en güzel yarışmacılar bunlar. Yunus Emre Yok. Damla değil mi? Hayır, bu abi, masada oturduğu mi? için. E, bu mi? masada oturana salla babam salla. Çünkü o da oturunca ha, o da o sallıyor anladın yani. mı? yani şimdi bu masada oturup oradan dönen birisi bana bir tane laf edemez. Çünkü ben biliyorum çıkarayım kayıtları. Bu masadayken oradaki yarışmacılara salla babam salla babam. Nagiyen salla babam. Damla salla babam. Hatipoğlu salla babam. Sema. Sema, Sema salla babam. Onun için Hani oraya gidip de ay bana salladılar diye geri dönmesin dediğim insanlar. Çünkü bizim için en kolay yarışmacı onlar sallamak açısından. Onlar da bu masaya oturuyorlar salla babam salla yapıyorlar. Aynen. Sen de kardeşim hazır ol iki sene sonra salla babam hakaret et. İnşallah. Diyor. Bu arada şeyi de söyleyeyim yani e, Batuhan evet çok iyi ama mesela bir hazırlanmadan yatağından uyanarak gelen Hilmi Cem ile Atakan gerçeği var. Hoş Hilmi Cem şu an düşüşte çünkü sakatlığı var. Tamam. İşte sakatlık nasıl nasıl bir şey? Burada ortaya çıkıyor. Yüzde 55'lerde olan Hilmi Cem 2 haftada 46'ya gelmiş. Zaten çünkü Ciddi, ortasına de, gelip aynen. az oynadığı için her oyunda 1 puan 1 puan düşe düşe 46'ya gelmiş. Atakan bence iyi bir yarışmacı. Yüzde 51 ama Ogeda'yla ile çok oynadı. Yani Ogeda'yla ile herhalde o o 40 oyuna çıktı. 28'ini kaybetmiş 12'sini kazanmış ama. Tamam. Tabii ki yani e, Atakan da bence e, yarışmanın e, gizli favorilerinden çok net. Bir de Hani iyi değil idare ediyor. Mesela ben onu da potaya çağırdım. Çünkü hani ilk ha, döyle girdi. Gelmedi. 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 Senin gazına gelmeyenlerden. Potoya gelmedi. 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 Aynen. Gelmedi. İşte bunları iyi yapıyor mesela. İşte lobi budur aslında. Lobi ya bunu yapandır ya da yapıldığında tuzağa gelmeyen. Ben mesela senin için şey dedim. Ya Hakan Atiboğlu, canı sıkılmış Atiboğlu'nun. Oraya Aynen, hadi sen. gelin oyna. Babası Aynen. zengin, oyuncak Aynen. almış Aynen. oğluna. Hadi mahalledeki çocuklar siz de, gelin. siz de gelin. Oynayalım babam, oynayalım babam. O adamlar gelsin, paketlensin, senin umunla değil. Evet, aynen. öyle. Olay böyle oldu. Oyun, evet, biraz ama duello benim evim gibiydi. Herhalde. Sonrası senin dedim diye. ya bir kere misafirin mi? kısa kalan dedim. Dora son geldi. hafta biraz fazla yüksekten konuşmaya başladı. Yüksekten Ben dedim konuştum. ki eyvah dedim yani. Hatta i̇şte, evet. O hafta dedim ki bu konuşmalar dedim Hakan'ı götürür. Götürür. E, en beklemediğim yerde elendim. Ama dediğim gibi eğer ikiye bölmeselerdi, yani bence zaten şey e, ara girmek zorundaydı çünkü Madrid'e gideceklerdi. E, o bölümü olmasaydı. Ben Yasin'i, öteki hafta belki Yaman'ı, sonra zaten Kadın Haftası falan filan. Şu an belki hala beni yorumluyor Aramıza olabilirdiniz değilim. yani. Belli olmazdı. Ama tabii her şey Yorumlardık. Allah'tan. Bir, bir ara şeydi, Noel'le o alanında kendi kendine de konuşmaya başladı. Toplarla falan konuşuyordum. Evet, hatırlıyor musun evet, onu? O anları hatırlıyor evet, musun? Evet, hatırlıyorum tabii ki. Dua yani, ediyordun. Evet. Toplarla konuşup dualar ediyordun. Ya şöyle... Ee... Sığınacak bir şeye ihtiyacım çok oldu Survivor'da. Çünkü çok yalnızdım gerçekten. Demin anlattım ya Seda ile Damla evet çok iyi arkadaşım ama hani bir yerde kadın erkeksin. Ne kadar çok şey paylaşabilirsin gibi bir şeyini. Yani bir yerde yalnız. O yüzden Batuhan bana çok iyi geldi. Ben Batuhan'a iyi geldim. Ben gittiğim Survivor'larda ilk defa hani bir Cumali'yi çok iyi hatırlarım. İlk defa böyle sonlara doğru yanında birini hissettim. Batuhan için de öyleydi. Batuhan da ilk defa ona iyilik yapan biri. Bir öncekinde de Survivor, yağmur, da vardı ama çok iyi yanlar. Kadınlarda demiyorum erkeklerde. Ne, de erkek öyle. bir arkadaşım. Şimdi bak başlıyor. Hanzada da çok iyi yanlar. Erkekle kadının serverde paylaştığı şey bir yere kadar yani. Anlatabildim mi? Çok ben şey de kadın olarak yalnız kaldım. E şimdi onlar barakada ayakları uzatıp yatıyor mesela. Şimdi ben orada kalkıp sürekli orada duramam. Aynen. Ya da bir şey konuşuyorlar. E muhabbet beni bağlamayabilir. Ya da benim muhabbetim onları bağlamayabilir. Bir yere kadar şey yapıyorsun. Bir yerden sonra zaten çekiliyordum. Tek başıma sahilde. Böyle oturuyordum e, tahtanın üzerinde okyanusa bakarak gün batımını izliyordum falan yani. Belki aslında bu anlattıklarına göre mesela Batuhan ve Poyraz da aynı ilk gittikleri sezon rakip gitmiş olmasalar belki onlar da çok iyi anlaşacaktı. Olabilirdi ama onların hikaye çok çok kötü başlamış. İşte o çok Aynen. zaten bir de arada insanlar var. da var evet. hep böyle hani birbirine karşı şey yapan. Yani Önyargı kırıldığında ne kadar iyi anlaşabiliyorsun aslında. Şöyle bir şey de söyleyeyim size Batuhan'ın Batuhan gelme ihtimali biz düşündük ya mesela biri gelecek kim diyoruz Batuhan gelebilir mi gelemez mi falan ama Batuhan'a bir yoğunlaştık kim gelebilir ya Adem ya Batuhan Adem zannetmiyoruz bir böyle hani köprüle atılmış gibiydi başta Batuhan gelebilir dendi adada şimdi diğer taraf benim dışında kalanlar böyle işte o Batuhan gelsin kafasını düellodan çıkarmayacağız her hafta onu ya yazacağız Batuhan'ı yazmayanı böyle böyle biz burada 3 aydır emek vermişiz Batuhan bir geldi gel kardeşim canım benim Nasıl Hakan orada. Batuhan'a şey bir oy bir oydur yaptılar. Hmm. Batuhan buna geç uyandı işte. Yani geç uyandı, yazılınca uyandı. Daha erken uyansaydı ne fark eder? Hiçbir şey fark etmezdi. <laughs> daha erken girerdi. Hiçbir o da şey o da en azından <laughs> bir hafta daha az girmiş oldu falan ama e, ben e, takdir ediyorum o gidaylılarda çok güzel bir arkadaşlık. Ne olursa olsun ee, kopmadan Ogeday, Poyraz, Furkan, Yaman hani şartlar ne Yasin. olursa olsun Yasin. Orada Dışarı kimseyi almadan kim düelloya girmeden devam ettiler, ediyorlardı ama, ama Oranın yöneteni kim sence? Yasin. Yasin ne yönetiyor. Poyraz gizli üst akıl. Ogeday ile Furkan da daha böyle biraz da dışarıdan yatırımcı. Ufak hisseli yatırımcı gibi diyeyim. Yasin o bir daha işin yükünü çekiyor. <laughs> Furkan hızını çekiyor. Ee, Yaman ee, yardımcı oluyor onlara yanlarında böyle bir ekip vardı onlar. Batuhan da e, dış kapının dış mandalıydı ama işte onu biraz kullandılar sonra bıraktılar. Bu ekibin dorayı yiyeceğini beklemezdi mesela. Yaman mı kulis yaptı o hafta? Ee, şöyle bir şey. Ee, sayılar az çok eşit gibiyken e, Doranın perform Yamanın o güç oyunlarında çok iyi olduğu bir döneme <laughs> denk geldi Doran. Yani. Ben, Dora de Dora ben zaten doray diyordum ama içimden ya da konuşuyorduk da. Dora kendini çok geldi, çok pahalı satmaya çalıştı ama Dora e, hazırlansa bile bence çok Survivor şeyi yok. Performans anı. Yani evet. Biraz böyle zayıf kalacağı belliydi ama e, çok bir beklentiyle geldi. Çok iyi bir insan. Adada da herkes çok sevdi, çok iyiydi. Hiçbir tartışma, bir şey yaşamadık. Kendini de çok iyi ifade eden biri ama bir parkurcu değil. Kesinlikle değil. Ben yani hani e, Bozok'la oynadığım zaman hani o oyunda işte ayağım dikişliydi, sakatlandım, 5 yenildim falan. Bir sonraki tur Dora olduğu için biraz kafa olarak rahattım açık söyleyeyim. Yani Dora'yı yenebileceğimi rahat düşündüm. Tek rahat çıktığım oyun oydu. Onun dışında Bozok'la iki kere çıkarken de Mustafa Kemal'le çıkarken de Özgür'le, Sercan'la, Batuhan'la o herkese çıkmışım Vallahi evet. bu. bir <laughs> hani senle çıkmamışsın miydi? Murat abi. Özgür'ü kim söylüyorum. yenecek peki ha. düelloda? Özgür'ü düelloda kim yenecek? Özgür'ü düelloda Batuhan yenecek. <laughs> Sen Batuhan'la bayağı bir Batuhan iki kere kaybetti. Ya. Üçüncü de kazanacak. Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar. Üçüncü Batı. de. Yok şaka bir yana şimdi. Özgür abi. Özgür çok, çok e, favorilerden. Çünkü atışları çok iyi. Hızlı olmasa da. Yani e, Özgür de gizli bir son dört adayı. Ama tabii artık parkurda ağırlaştıkça ağırlaştı. Yani yavaşladı. Allah'tan işte düello parkurları bana da bakıyor. Çünkü 20 Sen... saniyede hap gibi bitiyor. Şimdi tırmanma olsa şey olsa kolumu kullanamıyorum e yorgunum. Uzadı mı sonra e, 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 Yani 25 metre uzadı. O da 4 saniye 5 saniye demek. Yani çok bir fark etmez. Esas parkurlar 45 saniye sürüyor. Arada çok büyük fark var. Yani 20 saniye koşmakla 45 arasında 20'den sonra 25'i e koştuğun için, için çok zor bir şey. Yani bu şey gibi bir şey. Maaşın 20 bin lira, 23 yapıyorlar. 20'ye 40 geçirirken 3 bin lira bir bonus geliyor. O 3 bin lira zaten sen 20'de 2 bin lira harcıyorsun. 3 daha 5 bin harcıyorsun artık hani çok ciddi bir para gibi mesela. E bu o 25 saniyede öyle bir şey. Adamı aşırı yoruyor o bu hani gidiyorsun ya yerine evet. giderken senin yanında biri yürüyor ya da evet, <laughs> evet. en çok Seda ile yürdün galiba. Seda ile ama bana Aysu e, özellikle Aysu Mustafa çok... Kemal oyununda beni çok motive etti. Zaten Begümle olan mücadelesinde de o kadar iyiydi ki Aysu beni orada resmen bir antrenör gibi antrenör evet. etti yani. Ee, çok mutlu oldum. E, ee, Seda da hep yanımızdaydı. İşte Allah yukarıda hakkını yemeyeyim. E, ee, Seda o düellolarda kim olursa olsun destek veriyordu. Vermeyeceği zaman da diyordu ki ya Hakan Batuhan'a da sana da eşit mesafedeyim. Bugün ben hiçbirinizle koşmayayım olur mu diyordu. Ben de tamam diyordum mesela. Çünkü Batuhan da 2022'den tanıyor. Beni 24'ten burada tanıyor. Ee, ortada kalıyordu. Böyle bir durum vardı yani. O düellolarda aradaki dinlenme süresinin kalkması mesela Hı -hı. çok olayı değiştirir mi sence mesela Özgür Yok. için yoksa çok fark etmez Bence fark etmez. Zaten oradaki süre hani bir oyun sonrası fikirleri de aldıkları için 7-8 dakika sürüyor. O Hı -hı. da zaten yetiyor. yetiyor yani. Ben bir yerde sıkılıyordum mesela Hadi Poyraz diyordum. Hadi Mustafa Kemal diyordum yani. Hiçbir zaman böyle ay bana 2 dakika daha verin demiyordum yani. Bir kere yattığım yere ayağım çekiyordu Poyraz'a. Poyraz dedim iki dakika daha oturacağım sen istiyorsan git atış çalıştır dedim. Yani dedim ki ben iki dakika Hı -hı. fazla yatabilirim. Sen o sırada istiyorsan git atış çalış. dedim ki bir haksızlık olmasın diye. Ama hiçbir zaman o sürenin dışında kimse çıkmadı. Beni en çok dağıttığın yer neresi biliyor musun? Neresi abi? Kendi kendine Lila'yla konuştun ya. Ay evet. Çok orada da aldım ben. Lila, Nerede ya? Lila'yla ile konuşuyorsun. Yani diyorsun. Giderken de. sanki Lila seni duyuyormuş. Ben Seda yanımdaydı. Evet. Evet. Yok yanında kimse yok. Teksin. Ya biri vardı. Yanında yani biri vardı. O, araba ara belki var. Benim dediğim tek. Şöyle bir Şöyle Lila'ya şunu soruyorsun Lila'ya. Lila sanki yanında gibi. Bırakayım mı kızım? Senin yanına geleyim evet. mi? Yoksa devam mı edeyim kızım? Hani Lila'ya evet. sormak istiyorsun o anda evet. ama soramıyorsun tabii. Nasıl soracaksın? Evet. O yaşadığın o dakika ben çok kötü Benim oldum. Benim kızımın hisleri çok kuvvetlidir. Şöyle bir şey yani. anlatayım size. Ee, Lila ben gitmeden bana dedi ki baba dedi yüz, kaç gün kalayım kızım dedim. Hani belli sayılar vardı. Çocuklar 5 der 10 der. Mesela 8'e de tabii TV 8'e de. 100 gün kal öyle gel baba dedi. Ve ben adada bir takvim yaptım. Şubat'ın onu falan. gün bilir o takvimi. gün falan da vardı o zamanlar. Yaptım takvimi. Hatta yaptığımız günde 7 ya da 8 Nisan yanlış hatırlamıyorsam oraya bir H harfi koydum. Arkadaşlar bakın dedim burada eleneceğim dedi. Çok iyi. Ve ben o gün elendim. Vay anasın. Evet çekim olarak o gün elendim. 100. günü Survivor'ın. Ee, ve veda ettim. Ee, şartlamışsın, mısın değil ya. Bazı şeyler bilinçaltıda olabilir. Kadersel de bakıyorum. Yani Kızımı da çok seviyorum. Çok da özledim orada, Çok zorlandım. Gerçekten çok zor bir şey. Yani bunu Herhalde. siz anne baba olunca anlayacaksınız. Murat abi iyi biliyordur. Evlat çok başka bir şey. Of, of. Yani ben orada böyle mesela işte Rio'da iletişim müdürü yaptığımda bazı arkadaşlar doyumsuzluk demişti. Yani ben kızımla konuşayım. Yarım saat sonra bir de ararım. Yani evladın doyumsuzluğu olmaz. O yüzden e, o, o, o iletişim şeyin Dur ya şimdi aklıma ne geldi? Şey. Aklıma ne geldi <laughs> de. Abi. Onu sorayım bir sorayım diye düşünüyordum. Ne istiyorsan Ya, ya şunu soracağım sana. Şu şeyi anlat bize abi. Murat şey... abi soramayacaksın. Aa. Soramayacaksınız. değil <laughs> mi? <Soramayacaksınız. gülüyor> <laughs> <laughs> Şöyle <gülüyor> soramayacaksınız. Tabii ki hani biz programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama Hakan Atipoğlu'nu izlemek isteyenler Zuhal Topal'la Yemekteyiz de. Hakan, <laughs> Hakan yine aynı masada olmaya <laughs> devam edecek. Hemen sonra var. Kısa evet, kısa sonra devam evet, Her işte bir hayır vardır. Sormayalım. Evet efendim maalesef programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Selam Faslı'ndayız. Hakan Bey'le başlayalım buyursunlar. Estağfurullah. Yani ben sadece bir teşekkür edeyim. Bizi izleyen herkese, e, orada bizim e, bütün işlerimizi gören Acun Medya ailesine, prodüksiyona, bütün muhabirlere, kameramanlara hepsine teşekkür ederim. Onun dışında tabii ki sevgili eşimi ve kızımı çok öpüyorum. Onları çok seviyorum. Lilacığım beni izliyorsan cık, iyi ki varsın canım kızım. Senin için yarıştım. Buraya kadarmış. Seni çok seviyorum. Buyurun Murat abicim. Ben de buradan Lila'ya selam yolluyorum. Evet İhsan bah, Bey. Çok mutlu Ben oluyor. hem Lila'ya hem Gizem'e buradan çok selamlar, çok sevgiler. Vallahi Gizem'i de çok özledik. Sağ Arada bir kere gördük kanalda geldi burada bir yarışmaya katılmıştı. Evet, evet. Orada da görüşme fırsatı bulmuştuk. Tekrardan buradan çok sevgiler Gizem. Buyurun. Ben de Gizem ve Lila'yı kocaman öpüyorum ama benim Lila'ya bir de mesajım var. Lila'cığım saçların çok güzel. Kıvırcık saçlı kızlara bayılırım. Kıvırcık saç ay, çok ay, güzel ay. bir şeydir Teşekkür ve ben. gerçekten kıvırcık saçlı olduğu için çok şanslısın. Değerini büyüyünce anlayacaksın. Seni öpüyorum. Ay. Efendim Survivor Ekstra'nın sonuna geldik. Biliyorsunuz haftayı tamamladık. Cumartesi günü Survivor bittikten hemen sonra sizlerin huzurunda olacağız. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.